Bakalım Ayşe'nin çantasında, sırt çantasında neler var hep birlikte göreceğiz. Evet, hoş geldin sevgili Ayşe. Merhaba Sönmez. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Yayın güzel, biraz bir buruş şeylik var, böyle bir gidip gelme var sende. Ben de nasıl görüyorsun? İyi. Tamam. İnternetten mi kaynaklanıyor acaba? Evet, olabilir. Belki bulunduğun yerde Wi-Fi yakın değilsen cam kenarına geçebilirsin. Ama şu an sesin iyi. Seste bir sıkıntı yok. Tamam. Evet. Bugün yayınımızın sanırım 25. ya da 26. konusu. Çünkü teknik anlamda rakamlarla çok haşır neşir olmadığım için senin özellikle bu yayında olmanı istedik. Çünkü yayınlara aldığımız sevgili değerli konuklarımızın içerisinde çok az kadın dağcı olduğunu gördük. Ve çok azına ulaşabildik ve bunu sürdürülebilir olur anlamında yapabilen, yani 10 parmağın 10'unu maalesef neredeyse geçmiyor. Bugün bunu da irdeleyeceğiz. Özellikle bundan sonraki yayınlarımızda kadın dağcılarımızı, tırmanışçılarımızı yayınlar alarak gerek outdoor gerek indoor alanında da yol almış, değer katmış, iz bırakmış arkadaşlarımızı alacağız. Bu bize de bir gerçeği, ülke gerçeğini hatırlattı. Ama öncelikle Ayşe Kaplan kimdir? Biraz kendisini tanıyalım. Çocukluğundan dağcılık serüveni olan kısmı şöyle bir tatlıca dinleyelim lütfen. Ben 73 yılında Rize'de doğup büyüdüm aslında. Ama ailem Artvinli. Babam memur olduğu için Rize'de doğdum, büyüdüm. Daha sonra liseyi Artvin'de okudum. Üniversiteyi kazandıktan sonra Antalya'ya geldim. 92'den beri Antalya'dayım. Hem üniversiteyi kazandım hem de memuriyete ilk başladığım yıldı. 18 yaşımda Antalya'ya geldim. Şimdi tabii çok uzun yıllar geçti. Ömrümün çoğu Antalya'da geçmiş oldu aslında. Uzun yıllardır Antalya'dayım. Antalya'ya geldikten sonra ben aslında sağlık meslek lisesi mezunuyum. Sağlık meslek lisesinden sonra benim zamanımda direkt devlet atıyordu. Çünkü çok ciddi açıklar vardı. Ve bu açıkları kapatmak için zaten yatılı okula girerken bir sınavla giriyorsun. Yatılı okulu, bir de bu arada ortaokuldan sonra yatılı okula gittim ve ben liseyi yatılı okudum. İnanılmaz zor şeyler bunlar. Hayata aslında aileden ayrıldıktan sonra direkt başlamış oluyorsun. Ben hemen Sonra bir parantez açayım. Bu yatılı okullarda aslında büyük kazanımlar olduğunu görüyorum. Yani birçok sanatçı, siyaset adamı, sanatçı hep şeylerden çıkmış aslında. Büyük bir oranda bakıyorum. İşte yazarlar, çizerler, şairler yatılı okullardan gelmekte. Bilmiyorum nasıl bir beslenme var. Mesela Mustafa Kemal'in de böyle bir yatılı okul geçmişi var. Yani bu yatılı okulları ben eskiden korkardık. Öyle bize aktarılırdı ama bugün siyaset alanına, tarih alanına, sanat alanına baktığımda, edebiyat alanına çok büyük oranda yatılı okuldan gelen insanlar var. O yüzden bunu alkışlıyorum ve takdir ediyorum. Buyurun. Yatılı okul, devlet yatılı okulu. Tabii benimki sağlık meslek lisesiydi ve o yıllarda yani okuduğunuz okula göre bunlar çok değişken. Gerçekten çok değişken. Yaşadıklarımı anlatsam aslında gerçekten kitap olacak şeyler. İnanılmaz şeyler ve bunların içerisinde etkilenmemek mümkün değil zaten. Ve oradan sağlam çıkıp çıkmadığımızın bile sorgulanması lazım belki de. Çünkü sonra ya hayatla tanışmak daha çok erken yaşta çok büyük sorumluluklarla karşılaşıyorsun. Ve sonrasında yani bunların tarifi gerçekten çok zor. Ya yani yaşamadıktan sonra hakikaten çok zor. Neyse yatılı okuldan sonra mesleğe direkt başlıyorsun. Benim dönemimde öyleydi çünkü. Daha liseyi bitiriyorsun, 18 yaşında devlet memuru oluyorsun ve hayatların sorumluluğunu alıyorsun. Yani gerçekten çok büyük sorumluluklar.
Bununla birlikte üniversiteyi kazandım, Antalya'ya geldim ve Antalya'ya geldikten sonra başka hiçbir yere gitmedim. Başka hiçbir yerde çalışmadım aslında. Neredeyse aynı hastaneden emekli olacaktım ama son dönemde yer değiştirdim. Antalya çok yaşamak için ideal bir kent. Yani bütün dünyada nerede yaşanabilir? Gerçekten Antalya çok ideal bir kent ve çok şanslıydım o açıdan. Karşılaştığınız insanlar sizi zaten çok etkiliyor. Antalya benim için hiçbir yerle kıyaslanamaz. Gerçekten yaşanacak kent Antalya. Yani hani dünyanın en güzel kenti gerçekten Antalya diyebilirim. O farklı bir boyut zaten. Mesela ilk 5 şeyini bana söyle. Diğer illerden ayırt edici özelliğini söyle. Neden Yani Antalya? bir kadın olarak zaten çok rahat yaşayabiliyorsun ama onun dışında doğa sporlarının hepsini Antalya'da yapabiliyorsun. Artık çok yani İstanbul, Ankara ya da başka büyük kentler gibi bir keşmekeş yoktu. Ama maalesef Antalya'nın son yıllarda aldığı göçler nedeniyle yani söylemek istediğim trafik ya da bunun gibi kaos ortamları yoktu. Ama maalesef artık o da var. Ama yine de birçok yere göre daha rahat o açıdan. Onun dışında kültür, sanat ne istersen burada bulabilirsin. Ki bence dünyanın yani dünyada kıyaslanamayacak şeylerden bir tanesidir. Bir tek Aspendos'taki opera ve bale festivali bile Antalya'da yaşamak için sebeplerden bir tanesidir. Yani binlerce yıllık bir tiyatroda birçok gösteri seyredebiliyorsun ve aynı şehirde yaşıyorsun. İnsanlar dünyanın bir ucundan kalkıp bunun için buraya gelirken sen zaten burada yaşıyorsun ve senin günlük aktivitelerinden bir tanesi bu. Bu gerçekten büyük bir şans, lütuf yani. Onun dışında yani doğa sporlarını saydım ama işte kaya yapabildiğin gün denize girebiliyorsun veya dalış yapabiliyorsun. Ve dalışta da mesela benim için önemli nedenlerden bir tanesi Antalya'da su altı tarihi var. Yani Çanakkale gibi. Burada da su altında bir tarih var. Ve sadece gemiler değil, lahitler yani binlerce yıl öncesinden kalan şeyler var. Yani gerçekten çok zengin, inanılmaz zengin. Yani Artı evet, buyurun devam edin. çok güzel insanlar var. Yani burada her şeye ulaşmak mümkün. Gerçekten mümkün. O Yani yüzden Antalya. şimdi şöyle bir değerlendirirsem, kadın olarak Antalya'da yaşamak zaten başlı başına bir güvenlik şeyi oluşturuyor unsuru. Ulaşım alanında her yere işte uçağıydı, efendim diğer karayollarıydı, deniz yollarıydı. Bu anlamda bir zenginliğe sahip. Ilıman bir iklimi var. Kuzey bölgelerimize göre kıyasladığımızda. Peki pahalı bir kent mi? Hani sebze Pahalı meyveyi bir es kent mi? geçersek. Yani şimdi belki ben biraz şanslıyım. Bir memur olarak çok kötü yaşıyorum sayılmaz. Yani bir memur için evet bunların hepsi biraz aslında pahalı şeyler. Ama yine de bunların ulaşılabilirliği var. Ve doğa sporları dedik ki zaten bizi de ilgilendiren en büyük olgu bu. İşte dağcılık yapabiliyorsunuz, efendim kaya tırmanışı yapabiliyorsunuz. İster sporsal anlamda ister geleneksel anlamıyla. Tur kaya olabiliyor. Rafting var, efendim dalış var. Yani yamaç paraşütü bilmiyorum var mı Antalya'da? Hani Fethiye'de biliyorum Antalya'da ama var. ya iyi güzel aslında şanslısınız. Peki geldik ilkokulunuz, ortaokul, lise, işte yatılı okuldan devam ettiniz, hayata atıldınız devlet memuru olarak. Nasıl Evet. oldu da tırmanış ya da dağcılıkla tanıştınız? Bu Evet. nasıl bir şey oldu sizde, izdüşüm oldu? Antalya'nın en büyük zenginliklerinden biri dedim ya. Benim Antalya'ya geldiğim yıllarda çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi, daha sonra ev arkadaşım da oldu. Yürüyüşlere gidiyordu, doğa yürüyüşlerine. Ve ben Antalya'da ilk doğa yürüyüşleriyle doğa sporlarına başladım. Gerçekten çok severdim zaten. Mesela ilkokulda, ortaokulda falan hep bu izci kamplarına falan gitmek isterdim ama hiçbir şeye ailem göndermezdi falan. Bu klasik hayat hikayeleri. Hep içimde kalan öyle çok şey vardı ki.
Bunlardan ilki zaten gelir gelmez bu doğa sporları kulübü Antalya'da Todos kuruldu. Benden daha sonra kuruldu belki ama o zaman çalışmaları vardı ve o insanlarla o zaman çok daha küçük olduğu için insanların birbiriyle karşılaşması da çok daha kolaydı. Ev arkadaşım, iş arkadaşım yürüyüşlere giderdi ve ben onunla birlikte yürüyüşlere başladım önce. Doğa yürüyüşlerine, Todos'la doğa yürüyüşlerine gitmeye başladım. Daha sonra doğa yürüyüşlerine giderken arkadaşlarımın tavsiyesiyle yani birçok camiada olan herkes hemen hemen birbirini tanıyor zaten. O yüzden rahatlıkla birkaç ismi vermekte sakınca görmüyorum. Tabii ki. Antalya'da Metin Yılmaz burada yaşıyordu ve tırmanışları falan gidenlerden birisi de oydu zaten. Ve aynı zamanda o da Todos'taydı. Artı Hüseyin abi kulakları çınlasın Tahtakın federasyonda antrenörlük de yapardı o dönemler. Antalya'daki birçok dağın tırmanışlarını, keşiflerini onlar yapmışlardır. Ve birçok insana da bu konuda gerçekten rehberlik etmişlerdir. Yani şimdi isimlerini sayamadığım birçok insan var tabii. Tahtakın'ı herkes belki tanımaz ama tırmanışta gerçekten önemli isimlerdendir bana göre. Özellikle Antalya'da öncü isimlerden. Evet. İsmail Süzer yani kendi tırmanış malzemelerini yapan insanlardır. İbrahim Oğuz yani tabii ki tırmanış şu anda boyut değiştirmiş olabilir ama o döneme baktığınızda yani geçmişe doğru baktığımız zaman bunlar önemli işler aslında. Sonra onlarla birlikte bir iki tırmanışa gitmeye başladım. Ondan sonra tırmanışla öyle tanıştım ama daha çok 95'te ilk benim dağ faaliyetimdir. Dede Göl'de şenlik vardı. Etüdos her yıl şenlik yapar bilirsiniz. Melikler Evet, Yaylası. evet. İşte o dönemde tabii ki çok az insan katılıyordu. Ama Benim bu ilk kadar eski zirvem de olduğunu bilmiyordum bu şenliklerin. Hani şaşırdım evet. mesela. Daha yeniymiş gibi bakıyorum. Yani 2000'lerden sonraymış gibi düşünüyordum. İlk Şaşırttı zirvem beni. 95'te Dedegöl zirvesi. Dağcılıkla da yani ilk kampçılık, dağcılık her şey o zaman başladı benim için En son aslında. ne zaman gittin dedi göle? En son zannediyorum Kuzuk Sezerlik. tarafına mı gittim? En son bir kamp yaptık. Daha sonra Kuzuklu'nda kamp yaptık, tırmandık. Herhalde bir 3 sene falan oldu bu şeylerden Dede Göl'de Kuzukulağı Yaylası'nda da biliyorsun bir maden ocağı açılma olayları oldu. Onu Evet, evet. çok insan buraya katıldı. O şenliklere denk gelemedim ama birkaç sene önce Kuzukulağı tarafına hem trans yaptık hem de bir tırmanışa falan gittim. Melikleri ama daha uzun oldu tabii gitmek. Melikler tabii muhtemelen o yıllarda çok daha hoş, çok daha temiz olduğunu inanıyorum. Gene mevsiminde henüz karlar erimeden girildiği zaman Melikler çok hoş bir yer ama kar erimedikten sonra insanlar akın akın geldiğinde çok kötü bir görünüme sahip oluyor. Kuzu kulağı biraz daha temiz durmakta henüz. Tabii ki doğa severlerin daha canım bu alanda emeği çok fazla. Çünkü bu taş ocağı ya da madenciler mahvediyorlar doğayı. Biraz sonra Evet. onunla da ilgili yayınımızla ilgili kötü bir bugün yaşadığımız bir olayı aktaracağım. Ama şimdilik kaldığımız yerden devam edelim Ayşe'cim. İlk Ben dağımız Dedegöl oldu. hemen evet, Dedegöl daha sonra tabii bu arada Nurtay Yatman kulakları çınlasın. Nurtay abinin üzerinde çok emeği vardır. Çünkü özellikle kayak eğitimlerimde kayakla tanışmamda, kayağımı geliştirmemde, tur kayağımın birçok destekçisi odur. Ve ben daha sonraki her yıl mümkün olduğunca o Dede Göl'deki şenliklere katıldım zaten. Ve biz tur kayağıyla zirve yapardık. Mayıs'ta 19 Mayıs civarı yapılırdı zaten şenlik her Evet. yıl. Ve her yıl gittiğimizde tur kayağıyla zirve yapardık. Ve aşağıya kadar kayarak inerdik. O Wow. şey denirdi. Elma Hoşyafı mı bir şey vardı orada. Hemen o Dedegöl'e çıkarken o klasik rotasında ilk Evet. set gelene kadar oraya kadar kayardık, kayakla inerdik. Çok keyifli ya. İyi. Evet. Ve Mayıs 19 Mayıs oldukça geç bir zaman. Yani bu tabii küresel ısınmanın da etkileri, mevsimlerin kayması bunların hepsi
Hepsine rağmen aslında daha çok kar olması gerekirken sürekli azalıyor. Çok üzücü bir durum bu. Aslında tırmanışın, dağcılığın ve Turkaya hepsi neredeyse aynı paralellikte gitmiş. Aynı paralellik dönemlerinde başlamış. Bu gerçekten büyük bir kazanım ki ben Turkaya ile ta 2000'lerin yani şu 2010'larda falan tanıştım. O da Ilgaz'da kaydık. İşte Uludağ'da kaydık Turkaya ile falan. Çünkü ondan önce biraz eski kafalı yaklaşıyorduk. Kedikli falan gidip geliyorduk. Ama şimdi hayatımdan hediye çıkardım. Çünkü İlla da şey olacaksa Turkaya'nın olması çok daha mantıklı geliyor. Hangi dağ olursa olsun. Ki Ağrı Dağı'nda bir teklif gelmişti bana. Avusturyalı kayakçılar. Dediler çıkartacaksın birlikte kayak inersiniz. Hiç öyle olmuyormuş. Adamlar bu işin duayeni ya hatta dağcı arkadaşlar bu işin duayeni. Biz sadece arkalarından baka kalmıştık. Onu belirtmek istiyorum. Özellikle sözünü kestim ama Böyle devam. ekip yani ekip sen kayakla giderken ekip kayakla gelemiyorsa o zaman yapabileceğin bir şey olmuyor. Ekibe göre hareket etmek zorunda kalabiliyorsun. Bunu bu kış ben çok yaşadım zaten. O yüzden yani ekipte hedik varsa, hedikle kayak varsa, kayakla ne varsa onunla gidebilmek ayrı bir güzellik aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü lokal santral tekniği yapmak gerekiyor. Yani izayı paylaşımı devir daim yapmak gerekiyor. Evet. Yoksa büyük bir külfet oluyor. Peki sonrasında Turkaya, dağcılık Antalya'da başladı ilerlemeye. O dönemlerde çevren herhalde kabul etmemiştir. Deli, gereksiz gözlerle bakılmıştır. Bunlarla nasıl mücadele etmeye başladın? Ya da duymazdan mı Mücadele geliyordun? etmiyor. Yani ben evet genellikle duymazdan geliyordum. Mücadele etmenin çünkü çok bir katkısı olmuyor zaten. Sadece hele de hayatımda benim çok önemli dönüm noktaları var aslında. Hele de belli bir yaşa geldikten sonra, hele şu anki yaşımdan sonra hiçbir şeyi duymak bile istemiyorum. Tabii ki etkileniyorsun. Belki bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor ama bu arada seni de etkiliyor. Ama yani gerçekten en güzeli biraz duymamak. Ya Evet, bravo. tartışmaktan girmenin hiçbir anlamı yok zaten. Tabii ki ya şey çok zor. Yani bir kadın olarak bütün bunları yapmak gerçekten çok zor. Bütün bunları derken ben kendi faaliyetlerimi yapmayı gerçekten tercih ediyorum. Ama o dönemde kendi faaliyetimi planlayabilecek kapasitede olmadığımı düşünüyorum. Sonra o ilk Dedegöl zirvemden sonra ben Dağcılık Federasyonu'nun eğitimlerini almaya başladım. Federasyonda eğitimleri de aslında çok şanslıyım. Erken dönemde aldım. Dediğim gibi yani Hangi hiçbir yıl? şey gelişmeyen 95-96 o yıllarda eğitimlere başladım. Zaten hemen arkasından yani seri bir şekilde alınca hepsini tamamlıyordum o zaman. Şey, Tarfun Tercan dönemi, doğru mu? Yok, o da çok daha yeni rahmetli olmuştu. Hmm. Alaaddin Karaca dönemi. Alaaddin Hoca'nın o ilk seçildiği dönemdi. Yani o dönemlerdi. Tam böyle şey o kaos dönemin olduğu zamandı. Çünkü şey bile vardı hani çok sansasyonel oldu. Bizim bir Sarıkamış Federasyon kampımız vardı. Kar yoktu ve kış kampıydı. Yani inanılmaz şey bir kamptı böyle. Çok geçmiş yıllar aslında bunlar ama Biz de böyle yani bir dönem denk geldik. Balla kestim sözünü. Erciyes'e gittik. Federasyon kampı. Erciyes Kuzey Çanağı'ndayız. Kar yok. Elimizde kazma krampon. Toprakta eğitim. Sonradan o basına yayına düştü. Bayağı bir konuşulmuştu o dönem. Bunlar demek ki dönem dönem yaşanmış gerçekler. tabii. Yani belki ya her şey söylenebilir. Daha iyi planlanabilirdi falandı filandı ama doğayla hiçbir zaman anlaşma yapamazsınız ya da onunla inatlaşamazsınız. Çok güzel, Onun çok başına güzel. mümkün değil. O nedenle en güzeli her zaman tabii ki o doğaya uyum sağlamak. Doğa kendini bir şekilde üstünlüğünü de ya da yani hakikaten böyle kendiyle yarışılmayacağını gösteriyor. Onunla yarışmayacaksınız, uyum içinde olacaksınız. Yani size ne verirse verdiğini alacaksınız. Tabii bunların hepsi benim kişisel fikirlerim ama
Yani gerçekten doğa bunu size gösteriyor. Ben buradayım, böyleyim diyor. Peki federasyonda yol almaya başladınız. Ufak ufak ilerliyorsunuz. Bir fili bitirebildin mi? Yani tek seferde bütün eğitimleri bitirip mi antrenörlük aldın? Benim dönemimden yani şu anda Ali Şahin, ondan sonra Mustafa, hepsini gerçekten şimdi böyle çok anıyorum, sevgiyle anıyorum hepsini. İşte Mustafa Erzurumlu, Mustafa Tekin, Ha, Mustafa Yıldırım, Tekin. ondan sonra Bazı onlar arkadaşlarımız burada senin döneminden. benim dönemimde Bazı aynı böyle. arkadaşlar şu an seni izliyorlar. Hepsini hakikaten böyle keyifle hatırlıyorum. Ama ben kendimi şöyle görüyorum. Yani gerçekten çok gençtim. Yani böyle bir ailemin yanından çıktım. İlk defa Antalya'ya geldim. Sonra kendi istediğim şeyleri, keyif aldığım şeyleri yapmaya başlayabildim. Hakikaten böyle çok keyifli zamanlardı, keyifli dönemlerdi benim için. Semra da sanırım o dönemlerde gelmişti, değil mi? Antalya'ya. Semra o dönemlerde gelmiş ama o dönemlerde ben Semra ile çok yani sadece merhabamız vardı. Çok iyi tanımıyorum. Daha sonra Semra'nın işten dolayı Antalya'dan gitmesi falan gerekti. Sonra tekrar son zamanlarda geri geldi. Ondan sonra biz daha çok birlikte faaliyet yapabilmeye başladık. Ben şunu fark ettim. Şimdi Semra Artvin'den çıkıp geliyor. Geçen yayında da Gıyasettin Hoca, Evet. o da Artvin. Sen de Artvin Evet. arkadaş. Nedir bu Çok Artvinliler? tatlı insanlar. Evet. Çok enteresan. Demek ki sizin genlerde var bir sıkıntı. Hepiniz Belki ama üretkensiniz de. Hani sadece daha çok spor yapıp bireysel ya da bencil davranmıyorsun. Yayıyorsunuz bunu, paylaşıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden buradan Atven'e de bir selam olsun. Demek ki o da bayağı bu alanda, ki bizim kulüpten de Artvinli dostlarımız, arkadaşlarımız var. Özellikle doğa sporlarında, bütün alanlarında hepsinde çok iyiler. Böyle bir yatkınlıkları var. Sanırım coğrafyanın getirmiş olduğu büyük bir kazanım bu. şimdi hemen ben burada Gıyasettin Hoca'yı geçen hafta ben de dinledim. Gerçekten çok keyifle dinledim ve çok takdir ettiğim bir insan. Şahsen tanımasam da hakikaten benim böyle çok takdir ettiğim ve takip ettiğim bir Çok insan. değerli O bilgiler paylaştı bizimle. Spor bilimleri çok değerli. zaten, bilim insanı kendisi ve bir sonraki dönemlerde yine kendisini alacağız yayınımıza. Evet, Eminim. sonrasında Ayşen. Çok şey vardır. Yani federasyon süreci, ben federasyonda eğitimleri tamamladım, antrenör oldum. Tabii ki bunlar hepsi üst üste geldi. Federasyonun ihtiyacı vardı. Bunlara da gerçekten ihtiyacı vardı. Kendine yani o dönemde antrenör eksikliği vardı. Eğitimler kulüplerin yani her kulüp eğitim yapabilecek düzeyde zaten değildi. Bu son yıllarda biraz daha yaygınlaşmaya başladı ve bu mantık gelişmeye başladı. Ama genel olarak dağcılıkta yani dağcı ya da tırmanıcı ya da tur kayakçı hepimizin aslında kendimizi geliştirirken bir taraftan da işte sürdürülebilirlik kavramı var ya, bizim arkamızdan gelen insanlara bildiklerimizi aktarmamız lazım. Onların gelişimine de katkıda bulunmamız lazım. Yani ben burada hani Nurtay Hoca'yı saygıyla anıyorum. Bana gerçekten çok katkısı olmuştur. Kayakta ki hala benim arkamdadır. Hem malzeme hem eğitim inanılmaz iyi isimlerdir. Bu arada Tekin abi de buradan sevgiyle anıyorum. Tekin Küçük Nalbant'ın da çok desteği olmuştur o dönemlerde. Bunun gibi birçok isim var tabii. Ve hakikaten herkesin bir sonraki kuşağa doğru bunları aktarması lazım. Yani evet, kendimizi geliştirmemiz lazım. Bazılarımız kendimizi geliştirirken, bireysel faaliyet yaparken bunları kaçırıyor olabiliriz. Bu çok normal. Ama bazılarımızın da mesela ben özellikle çocuktan sonra şehirde daha çok kaldığım için belki bunları yapma fırsatım daha fazla oluyor.
O nedenle mutlaka bizim arkamızdan gelecek insanlara bunları aktarmamız lazım. Tabii ki bunları keşke hepimiz yazılı hale getirebilsek. Yazılı hale getiremiyorsak bile en azından uygulama açısından gençliği desteklemek zorundayız aslında. Yoksa gelişemeyiz zaten. Evet. Geçen onu da gündeme getirdim. Şimdi bakıyoruz dağcılık alanında ya da tırmanış şeyi alanında yani ikisini ayırmıyorum. Burada dağcılık dediğim zaman bütün camiayı kapsıyor. Indoor, outdoor hepsi. Hep kendi kişisel gelişimine ön plana tutan arkadaşlarımız var. Amenna. Güzel de işler yapıyorlar. Fakat birilerini arkalarında yetiştirmediği zaman, yanlarında yetiştirmedikleri zamanlar bir zaman sonra o popülerliği yahut da o değer yaptığı değerler maalesef havada kalabiliyor. Ama birilerini kazandırmaya devam ettiğinde ya da kattığında camiaya bir değer, bir anlam olarak emin olun tarihsel sürecindeki anlamı çok daha büyük bir yer kaplıyor, ifade ediyor. Bu yani dağcılarımızdan, tırmanıcılarımızdan bu özveride bulunmalarını istiyoruz. Yoksa bir geyiğe dönüşüyor. İşte nedir? Abicim ya batılı ülkelere bak aldı başını gidiyor. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz. İşte ben belli bir noktaya geldim. Bak gençler hala burada. Ama sen alıp usta çırak ilişkisiyle bunu yapabildiğin ölçüde o zaman başarı elde edebiliyor. Varsın boynuza kulağa geçsin. Bu zaten insanlar sizi takdir ediyor. Bulunduğunuz yere ya da o öneme er geç geliyorsunuz. Bu yüzden de buradan ufak bir mesaj iletmiş olalım sevgili divalarımıza, duayenlerimize. Çünkü gençleri biz yetiştirmezsek, biz onlara yardımcı olmazsak o gençler bir şekilde o engelleri aşıyorlar. Meşakkatli yollardan geliyorlar ve sonrasında da size saygınlığı ya da o emeği ya da o takdiri göstermiyorlar. Ondan sonra biz nerede hata yaptık diye dövünsek de bir şey ifade etmiyor. Evet Ayşe'cim, şimdi çok güzel değindin bu noktaları. Ama ben biraz daha antrenörlük kısmına değinmek istiyorum. İlk antrenörlüğünü bitirdikten sonra nasıl görev aldın? Çünkü federasyonda şöyle bir olgu oluyor. Ki ben o zaman öğrenmiştim. İşte federasyon eğitimlerinde ilk kampla son kamp asla unutulmaz derler. Son kamp hatırlamıyorum ama ilk kampı gerçekten benim için de çok keyifliydi, çok güzeldi. Antrenörlük yapmak istedin mi? Yoksa süreç mi seni buna getirdi? Yani vermeyi, aktarmayı seviyor muydun? Yoksa kişisel gelişine mi o dönemlerde özel bir özen gösteriyordun? O dönemlerden başlayarak devam edelim. Şimdi antrenörlük aşaması o zamanlar da çok fazla eğitimlere katılmıyordum ama tabii ki ben de kişisel gelişimime özen göstermek isterim. O dönemlerde yaptığım benim de çok güzel faaliyetlerim vardı ve gerçekten severek yapıyordum. Ama ne olursa olsun arada yani bir yerde eğitime gittiğiniz zaman ister istemez kendinizi hazırlamak zorundasınız. Eğitimi vermek için de orada bulunduğunuz zaman hakikaten hazırlıklı olmak zorundasınız. O yüzden hem kendiniz bir şeyler öğrenirsiniz hem de öğretirsiniz. Bu interaktif bir süreç olmuş oluyor aslında. O yüzden mutlaka hazırlanıyorsun zaten eğitime giderken. Ve bir kere doğada oluyorsun, dağda oluyorsun. Yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni insanlarla karşılaşıyorsun. Ve elin kayaya değiyor ya da işte elin kara değiyor, kazma tutuyor. Yani doğada her şekilde doğada olmak için ben gitmek istiyordum. En iyi tarafı da zaten şey antrenör olarak gittiğin zaman devlet memuru olduğun için izin alabiliyordun. Benim için en iyi tarafı oydu. Mümkünse o izinle işte bir faaliyetlik birkaç gün daha birleştirmeyi tercih ediyordum. Yani federasyonun eğitimine katılıp daha sonra birkaç günde orada işte Aladağlar'daysan ya da Erciyes'teysen ya da işte Kaçkar'daysan neredeysen devamında faaliyet yapabiliyorsun. Güzel tarafı oydu. O yüzden tercih ediyordum. Ha sürekli gidebiliyor muydum? Hayır sürekli gidemiyordum tabii ki. Senede bir iki tane belki. Peki nasıl yani tabii ki devlet memuru olmanın getirmiş olduğu avantajla bu eğitim kamplarına gittin, antrenörlük şeyini de icra ettin, eğitmenliğini.
O dönemlerde eğitmen mi deniyordu? Antrenör mü? Eğitmen Eğitmendi dedi. değil mi? Evet. Evet. Sonrasında ki şeyin oldu mu, bir uzaklaştın mı, biraz daha böyle iyi dağcı formatına girdin, tırmandığında artık federasyonda zaman kaybı olarak mı baktın gidip eğitim vermeye yahut da bulunmaya, kurullarında görev almaya? Biraz da aktarabilir misin bunları? Valla herhalde ben o açıdan çok iyi değildim ki hiçbir kurulda hiçbir yerde normal şartlarda görev almadım. Evet. Sadece eğitmen olarak senede bir iki tane faaliyete anca gittim. Yani federasyon farklı bir süreç. Kadın olarak federasyonda olmak ve hele de o dönemde olmak çok daha zor. Ve benim hiç böyle affedemediğim şeylerden bir tanesini burada dile getirmek istiyorum. Tabii ki. Kayak kampı yapılacak. Hepimiz birlikte eğitim aldık falan diyorum ya, mesela işte Mustafa Yıldırım, ben, Eren Türk falan. İlk kayak kampı yapılacak. Türk kayağı kampı. İşte herkes başvuruyor. Ondan sonra tabii ki ben de başvurmak istedim. Bana aynen şöyle söylendi. Sen kayak biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Tur kayağın var mı? Yok. O zaman öğreneceksin kayağı. Ondan sonra geleceksin. Sonra tamam, okey, bıraktım. Ve ben o kış gittim. Tur kayağını öğrendim. Kayağı öğrendim. Tur kayağını öğrendim. Ve bir sonraki sene başvurdum. Bir sonraki sene gittim. Ve o bir sonraki sene gittiğimde ki şeye gittik. Isparta'daydı eğitim. Ondan sonra o eğitime gittim ve Isparta'dakiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar üzücü bir şey ki benim seviyemde olan kimse yoktu. İşte Yıldırımlar falan yardımcı antrenör olacak pozisyona yeni geliyorlardı. Yani Mustafa Tekin, Yıldırım falan. Ve onlarla biz sadece 5 kişi önce bir şey kayışımıza bakıyorlar. Ondan sonra herkesin seviyesine göre eğitime katılıyor. Yani hiç kayak bilmeyenler bile vardı orada. Ve o en iyi kişilerden bir tanesiydim ben o sene gittiğimde. Biz sürekli tura gittik. Ondan sonra yani sürekli şeye çıkıyorduk. Tur kayağıyla işte kayağını takıyorsun, fokunu çıkıyorsun ve yukarıdan teknikleri öğreniyorsun artık. Kırılgan karda ya da işte ağırlaşmış ıslak karda falan kayıyorsun. Karın durumuna göre ne varsa. Biz onlara çalışırken aşağıda insanlar 7 gün boyunca kayak öğreniyorlardı. Yani hakikaten böyle çok üzüldüğüm konulardan bir tanesidir bu. Peki neydi bundaki sence temel etken? Yani kadın olman mıydı? Yoksa Valla bilmiyorum artık birçok şeye başvurduğum birçok şeye niyeyse gidemiyorum. Bu bendeki bir şanssızlık mıdır, talihsizlik midir, nedir? başka Artık kadın arkadaşların da var mıydı o dönemde seninle bu antrenörlüklerde yahut da tur bilmiyorum. kayağı eğitimlerinde olan? Bayağı eğitiminde benimle başka kimse yoktu. Yani kadınlar vardı da benimle başka kimse yoktu. Ama şeyde yani diğer eğitimlerde de birkaç kişi vardı zaten. O kadar az insan vardı ki. Hele o benim dönemimden hala dağcılık yapan Antalya'da şu anda benimle ilk kampımı ben yapmıştım Pelin'le. Şu anda Antalya'da yaşıyor Pelin. Aynı zamanda birlikte dağa gittiğim insanlardan birisi zaten. İlk kampa biz Tekir Yaylası'nda gitmiştik Kayseri'de. İlk dağcılık kampımıza 95 ya da 96 yani o zamanlar ve hala Pelin de tırmanıyor biliyorsun. Ondan başka camiada kalan kimse yok şu anda. Bizimle o kampta kalan kimse yok. Yani sanırım biz X kuşağı, siz de X kuşağı kadınlar olarak şeysiniz aslında, tuttuğunuz yerde kalmaya devam ediyorsunuz. Sonraki jenerasyonlara bakıyorum, çok hızlı gelenler oldu sizin hemen arkanızdan. Yani X kuşağının arkasından gelen şey Y kuşağı, sonrasındaki Z kuşağı, ama yoklar. Sürdürülebilir anlamda maalesef olmadı. Çok güzel başarılar oldu ki benim de keza İstanbul'da çevresinden böyle arkadaşlarım vardı. Ama sürdürülebilir kılınmadı. Ama bizim kuşak belki çok çıtayı yükseltemedi. Belki ilkleri yaşadığı için onlarla tanışıp kendini geliştirebildi. Ama sürdürülebilir halde bunu devam ettiriyor.
kuşağın böyle bir şeyi oldu. Büyük bir şans eseri de hep konuklarım hep bu X kuşağına hitap ediyor. Şimdi bak fark ettim bunu. Aa, çok enteresan. O zaman kıymetimizi bilelim birbirimizin. Peki Evet. sevgili Ayşe, süreç ilerledi, devam ediyorsun. Bir de evlilik gündeme geldi. Evlilikten Harika. önce ki biraz Ayşe'yi konuşalım, sonra Ayşe'nin evlilik dönemine gelmesini biraz aktaralım. Ki dağcılığa eşinin yaklaşımı, çevresinin yaklaşımı bunlar da çok önemli. Çünkü hala bunları birebir yaşayan arkadaşlarımız var. Bu sorunları yaşayan ya da sıkıntıları diyelim. Evet, onlar hiçbir zaman son bulmuyor maalesef. Şimdi ben o ilk tanıştığım yıllarda tırmanışla falan Antalya'da da tırmanışın yeni başladığı yıllardı. Mesela ben Doğan Palutlar'la falan da o dönemde tanıştım. Bir federasyon kampına gitmiştim Aladağlara. Ve bu da benim mesela hiç unutmadığım şeylerden biridir. Doğan'ın Git dergisinde bir yazısı var bununla ilgili. Çok istemiştim mesela. Onlar Çağlı'nın başına Uğur vardı, Doğan vardı ve bir de Öztürk vardı galiba. İlk çıkış yapacaklardı. Bayağı da zorlu bir şeydi. Çok gitmek istedim ama tabii ki beni tanımıyorlar. Ben de onları tanımıyorum. Ondan sonra dedim ki en azından sizinle geleyim kampa, size yardımcı olayım. Ondan sonra işte malzemelerine falan yardımcı oldum. Federasyon kampından sonra böyle şeyler hakikaten en çok istediğim şeylerdi. Mesela bir eğitim alıyorsun, arkasından hemen uygulamasını yapıyorsun falan gibi düşünürdüm. Neyse, tırmanışı hakikaten seviyordum. Sonra Antalya'da işte onlar da tabii Antalya'yı duydular. Antalya'ya falan geldiler ondan sonra. Burada tırmanışla ilgili işte birçok şey, gelişmeler oldu. O rotaların bulunması, işte boltlanması falan ondan sonra başladı zaten. Tabii Antalya Yılmaz Hoca'nın gelmesinde çok büyük bir katkısı var. O gelip Antalya'da kaya tırmanışına, o tabii daha bireysel mi diyeyim, daha yalnız takılıyordu diyeyim. Ondan sonra böylece Antalya'da bu tırmanış dönemi başladı ve rotalar boltlandı. İşte onlar geldi falan ama onun öncesinde biz Todos'ta Metin vardı, ben vardım, Güraylar vardı. Hiçbir şey olmasa bile en azından alt ekiplik yaparlardı. Birbirimize alt ekiplik de Hepiniz yapardık. o dönem Todoks'ta mıydınız? Metin, Güray, sen? Güraylar şey üye değildi ama o dönem Antalya'daydı onlar da. Ondan sonra ve bizim yani çok güzel tırmanışlardan bir tanesi kadın tırmanışı Sivridağ. Semra ile yaptığımız, o yıllarda yaptığımız tırmanışlardan biridir. Sonra Metinlerle Geyik Sivrisi'nin Kuzey Duvarı'nın ilk çıkışını yapmıştık biz. O çok özel bir tırmanıştır bence. Ondan sonra Geyik Sivrisi Kuzey. Kuzey. Çok çürük değil mi orası? Evet, çok Mi? çürüktür. Hatta zannediyorum 2 sene önce falan Doğan tırmandı. Bizim raporumuz falan okumadığını söylemiş. Sonrasında yani tırmanıştan sonra okuduğunu falan ve orada yani çok çünkü şey var hem çürük hem inişi çok zorlu. Mesela ben klasik rotadan ineriz diye düşünmüştük giderken ama dönerken ne gerek var klasik rotadan inmeye, şuradan hani Perlon Yardıralım. bırak inelim şeyine girdim. Çocuklar da beni kıramadı. Biz öyle indik, onlar ağırlıklarıyla falan böyle ipi esneterek yerleri çok zor buldukları, böyle zorlu bir iniş yaşadık biz orada. O da çok özel ve güzel bir tırmanıştı O aslında. tırmanışın bir raporu var mı? Ben de hiç görmedim. Tabii. Yılmaz Hoca'nın kitabında var o. Ona verdik. Öyle mi? Yılmaz Hoca Antalya'daki tüm geleneksel tırmanış rotalarını, ilk çıkışları falan kitabında yayınladı. Onun kitabı var biliyorsun. Var. Bende Orada var da demek ki gözden artık kaçırmışım ya da okudum Takoz'da kaydı. da Çünkü yayınlandı. Takoz'da da var. O yüzden Doğan şey dedi zaten. Keşke yani okumadığına pişman olmuş raporu. Çünkü o dönemlerde ben de çok çıkıyordum. Sonradan Yılmaz'a gönderdim ben. Kitabı çıktıktan sonra işte benim de Sivridağ'da kış çıkışlarım vardı. Geyik Sivrisi'nde vardı ama
Mesela biz eksiğimiz şuydu, rapor yazıyorduk ama yayınlamıyorduk ya da bir yerlere göstermiyorduk, öyle saklıyorduk kendimize. Ne kadar yanlışmış, ne kadar hatalıymış. Bunu şimdi kavruyoruz. Hatta hiç rapor yazmayıp fotoğraf çekmeyen bir dönem vardı. Onlar da bizden bir önceki dönemdi. Hep kendine saklıyorlar. Onlar da şimdi öz eleştiri veriyorlar. Ya arkadaş, insan bir fotoğraf çekmez mi? Hadi yazmıyorsun, değil mi? Böyle de bir şeyi vardı o dönemlerdeki, böyle bir etik anlayışı vardı diyelim. Ama bugün o arkadaşlarımız öz eleştirisini veriyor. O yüzden şimdi ben bol bol fotoğraf çekiyorum. Yazıyorum, raporluyorum. Yayınlamaya çalışıyorum orada burada. O bakımdan güzel. Evet, ilerleyelim. Süreç nasıl akmaya başladı akabinde? Yani o dönemler, o tırmanışlar falan, federasyon eğitimlerini de az da olsa dediğim gibi senede birkaç tane eğitime mutlaka gitmeye çalışıyordum. Sonra bu Turk Ayağı eğitimine gittiğimde orada eşimle tanıştım. Sonra bir şey dönemim oldu, işte yurt dışına gittim geldim falan, böyle öyle bir şey ara dönemim oldu. Memurlukta ilk 10 yılımı doldurduğum gün Yurt dışında ne kadar kaldın? 7 ay kadar kaldım Neresi? İngiltere'de. Ha, İngiltere. İngiltere'de. Tamam. Daha sonra da döndükten sonra evlendim. Tabii evlenince işte insanın hayatındaki dönüm noktaları oluyor ya, benim hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi aslında şeydi, 99 depremi. Biz Antalya'dan 99 depremine gittiğimizde orada o yaşadıklarım hakikaten dönüm noktasıydı. Yani bir daha böyle bir manzarayı görür müyüm bilmiyorum. Zannediyorum hayatım boyunca görmem diye düşünüyorum. O hayata bakışımı o zaman bir değiştirdi. Yani beni bir tık olgunlaştırdı belki. Ben hiçbir zaman olgunlaşamayacağım. O ayrı bir konu herhalde ama o beni bir tık Ya, olgunlaştırdı. onu ben şöyle adlandırıyorum. Biz içimizde bir çocuk var. O çok büyümesin, o kalsın öyle. Çünkü o çocuk kalbi, çocuk yüreği, çocuk sevinci, çocuk mutluluğu yok olursa biz de başka bir şeye dönüşürüz. Bence o kalsın öyle. Ama bir daha da böyle acılar, depremler ki şu Evet. an İstanbul olarak bekliyoruz, böyle tetikteyiz yani. En ufak böyle bir avizede bir sallantı olsa, bir şey olsa hemen panikliyoruz. Çünkü biz de yaşadık, birebir yaşadık onları. Ve o zamanlar devletin bir haber oldu. Yalova'da sadece dağcılar vardı mesela. 3 gün sonra öğrenmiş devlet burada bir deprem gerçeğini. O dönemlerden geçtik. Demek senin evliliğinde böyle bir döneme denk geldi. Yok, evliliğim de değil. Hayatımdaki şeyler, yani benim hakikaten hayatımdaki dönüm noktaları dediğim şeylerden bir tanesi. O, O evet, bende pardon. çok farklı bir etkisi oldu diyeyim. Ondan sonra evliliğim 2005'te oldu. Tabii o arada eşim kayakçı olunca kayağa daha çok ilgi gösteriyordum. Onunla birlikte daha çok kayak yapabiliyordum falan. Tur kayağı yapabiliyordum. Tura gidiyordum. Ve mesela Uludağ böyle çok şey gibi görünür ama ben Uludağ Türk Ayağı'yla bir defa zirve yaptım. O da benim için dönüm noktası oldu. Ve yemin ediyorum böyle oradan ağlamadan indim ya, kayakta krampon olmasına rağmen o çelikler o buzu kesmezdi, kesmiyordu. Ve gerçekten böyle yani inanılmaz kötü bir şey, cam buzda Of. zirveye attık oraya ve o da benim için çok kötü tecrübelerden bir tanesidir. Neyse, kayaktan dolayı yani kayağımı evet çok iyi geliştirdim. Aha, ayrı bir boyut zaten. Sonra evlilik girdi araya. Evlendim ve ertesi yıl oğlum oldu. Oğlum olunca tabii benim hayatımın ortasına oğlum oturdu. Hala öyle. Benim her şeyde önceliğim oğlum. Oğlumdan sonra onunla birlikte yapabileceğim şeyleri yapmaya başladım. Yani oğlumla birlikte dalışa gidebiliyorsam dalışa gidebildim. Oğlumla birlikte federasyon kampına gidebiliyorsam federasyon kampına gittim. İşte oğlumla birlikte Eti Dost'un şenliğine gidebiliyorsam Eti Dost'un şenliğine gittim.
O şekilde devam etmeye başladı. Tabii daha çok günübirlik faaliyetlere doğru dönmeye başladı ve şehirde beni tutmaya başladı. Öyle olunca eskiden çocuk okula gitmezken biraz daha kolaydı. Çünkü onunla birlikte her türlü kampa gidebiliyorduk. İşte kamplı tatiller planlayabiliyorduk. Ama o okula başlayınca bu sefer daha çok şehirde kalmak zorunda kalıyorsun ve benim günübirlik yürüyüşler dönemim başladı. Bir de ben faaliyetlerimi yaparken yani şey benim için çok önemli hale geldi. Arkadaşlarım ve sevdiğim insanlar ve benim sevdiğim şeyi sevdiğim insanlarla paylaşmak istememden dolayı ben artık şeye döndüm. Hafta sonları, pazar günleri günübirlik yürüyüşlere başladım. Arkadaşlarımla birlikte daha çok arkadaşlarım diyorum çünkü iş arkadaşlarımla birlikte gitmeye başladık. Küçük bir grup oluştu ve bu sadece sağlık çalışanlarından oluşan bir grup Antalya'da. Hala bazen bir araya gelip herkes kendi aracıyla işte belli bir yerde buluşup yürümeye devam edebiliyorduk ama bu yasaklar ve bizim için olan kısıtlamalar bizi tamamen bitirdi. Gerçekten bitirdi. Bunu ayrıca bir konuşmak istiyorum. Pandemide sağlık çalışanlarını Onu hakikaten ikinci bölümde gündeme ayrıca. getirelim. Şu an inanamıyorsun. Zaman su gibi akıp geçiyor ve şu an 50 dakikayı geride bıraktık. 10 dakika sonra yayınımız sona kesilir, son bulacak. Çünkü Instagram 60 dakika sonra yayını kesiyor. Biz onu hemen kayda alacağız. 5 dakika sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 16 yaşında. 16. Hala Evet. gidiyor musunuz doğaya birlikte ya da geliyor mu? Çünkü çocuklar biraz daha büyüyünce biraz ebeveynlerinin Geçen yıl dışına sen buyurun. görmedin mi? Geçen yıl Aladağlar'da bizimle birlikteydi. Evet, Evet. görmüştüm. Evet. Ben özellikle de buradan izleyicilerimizin de bunu öğrenmesini istiyorum. Güzel aşılamışsın, bravo. Yok. Oğlum Neden bir aslında tane de kaldın? çok da her şey gelmiyor. Mesela Gelmek istemiyor. bir de kız çocuğu yapaydın. Birlikte partner olurlardı. Hayattaki tek pişmanlığım bir kızımın olmaması. Çünkü hep oğlum Oldu. oğlum diye vurgulayınca Allah Allah dedim. Yani dedim kızın da olsa herhalde daha çok olurdu. Tabii annelik bambaşka bir ulvi, daha yüce bir duygu. Ben de bir baba olarak az çok anlayabiliyorum ama annelik şeyinin çok daha yüce, daha olgun olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de kızımla ilk başlarda dağlara gidiyorduk, doğaya gidiyorduk ama büyüyünce belli bir yaştan sonra uzaklaşmaya başladı. Hatta ebeveynlerinin sporu olmasından ötürü biraz daha farklı kendi alanlarını, kendi dünyalarını kurmaya çalışıyor yeni nesil. Saygı duymak gerekiyor, saygı göstermek gerekiyor. Ama bu anlamda oğlunuzu da doğaya kazandırmanız, sporlara kazandırmanız hoş olmuş. Bu arada evli misin hala? Evet, hala evliyim. Ha, çünkü bilmiyorum ben kimin şey ne olduğunu, o yüzden şey yapıyorum. Güzel. Peki eşiniz doğaya geliyor mu, gidiyor musunuz? Yoksa artık Turkayan kısmında mı kaldı diyelim? Evet. İşte burada şey başlıyor tabii. Doğaya giderken kendi arkadaş grubumla mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum. Günübirlik yürüyüşlere daha çok dönmek zorunda kaldım. Tabii bir gün yürüyüşe gidiyorsam ya da biz genellikle 2 haftada bir gün yürüyüşe gidiyorduk ama o yürüyüşten önce o rotanın keşfinin yapılmış olması gerekiyor ve keşif tazelemenin de mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü her gün her şey her yer değişiyor zaten. Ve onun dışında haftada bir gün işte en büyük şanslarımdan bir tanesi Geyikbayırı'na gidip gelebiliyorum. Sabah gidip akşam dönebiliyorum. Aa, Sabah güzel. gidip kullanıyorum, geliyorum. İyi olan yine iyi olan gelişmelerden bir tanesi de oğlum büyüdükçe artık emniyet alabiliyor. Bazen gelip tırmanıyor ya da bazen gelip emniyet alıyor. Ya Çok bunlar güzel. da çok büyük kolaylıklar aslında. O yüzden daha çok günübirlik yapabileceğim şeylere dönmek zorunda kaldım. Daha yeni yeni bağımsızlaşıyorum diyebilirim ama.
Aa, çok güzel bir şey. Bak, bunu duymak, yani ben artık eleğimi eledim, oğlum eledim, eleğimi duvar astım olgusu yok. Bravo. İşte sürdürülebilir dağcılık ya da sürdürülebilir tırmanış dediğim olgu buydu. Sen kesintisiz, hızlı bir şekilde çevreni de buna katarak devam ediyorsun. Ne hoş. Tabii bir de senin son dönemlerde kadınlarla birlikte hareket tarzın var. Dağlara kadınlarla gitmen, duvar tırmanışları falan. Bunları da ikinci bölümde değineceğiz. Çünkü 8 dakika kaldı kapanmasına. Oraya biz ne sıkıştırabilirsek kârdır diyorum. Bir geyik bayırı gerçeği var. Kesilirse 5 dakika sonra bağlanacağız. Bilgin olsun. Nedir bu geyik bayırı gerçeği? Yani ilk dönemlerde oraya giden dağcılar, tırmanıcılar ne yapıyordu? İşte gelin arkadaşlar, komün bir hayat kuralım, yaşayalım, tırmanalım. Aşağıda deniz var zaten. Burada yeşillik, nar bahçesi, portakal bahçesi. Tırmanıyorsun, hava mis gibi. Daha ne istersin ki zihniyeti, kültürü? Ki ben ilk geldiğimde 2000'li yıllarda oralar, işte Öztürkler, metinler böyle bir şeyden bahsediyorlardı. 2004'teki de şenliğe katıldığıma çok mutlu olmuştum. Ama şimdi şu konuşuluyor. Abi ya, işte zeytini ne zaman aşılayacağız? Fideleri keselim. Arsayı büyütmek istiyorum. Çok doldu burası, yeter. Gelmeyin ama bir yandan da büyüme. Biraz anlatır mısın Geyik Bayırı'nı bize? Yani içinden birebir yaşayan bir insan olarak. Şimdi içinden birebir yaşıyorum demeyeyim. Ben şehirde yaşıyorum ama tabii ki Geyik Bayırı'nın dününden bugününe şahitlik eden insanlardan biriyim. Evet, Geyik Bayırı tırmanış anlamında dünyada tartışmasız çok güzel bir yer. Ve o bölgede çok emeği geçen insanlar var. Evet, Öztürk var. Doğanlar çok rota açtılar. Uğur orada rota açıyor ya da işte Metin'in zaten emeği hakikaten tartışılmaz yani onun bir sınırı yok hala oradalar. Tabii ki orada Metin çok emeği hocamız vardı. insan olarak da yaklaşım, spora, insanlara, kültüre yaklaşım olarak çok örnek bir dostumuz, arkadaşımız, abimiz. Ona da buradan selam edelim. Bence bir sporcu biraz Metin hocayı feyiz alarak ilerlemeli, onun şeyinde gelişmeli diye düşünüyorum. Umarım buradan da diğer şeylere, tırmanıcılara buradan ufak bir göndermemiz olmuş olsun. Yok, yine şimdi oradaki arkadaşların hepsi hakikaten birbirinden değerli insanlar yaşıyor. Mümin orada yaşıyor. Ondan sonra biliyorsun Tunç Fındık da orada yaşıyor. İsmet orada yaşıyor. Yani oraya birçok insan geldi, yerleşti. Ama tabii ki kimsenin kimseye gelme, yerleşme ya da kalabalık olduğu herhangi bir şey söylemeye hakkı yok. Herkes istediği gibi gidip istediği yeri seçip istediği yerde yerleşip mutlaka yaşayabilir. Ama yani tırmanış etiği açısından belki farklı bir değerlendirmek olabilir diyeceğim. Ama orası bir köy. Tabii ki şu olabilir. Orada emeği olan insanlara ve hala emek veren insanlara destek olmamız lazım. Onlar için bir şeyler yapmamız lazım. Ama burada da bunları yapabilmek için işte dernekler devreye giriyor. Ondan sonra biraz daha kurumsal olduğun zaman söz hakkın oluyor. Yani ya sivil toplum kuruluşu olarak ya da herhangi bir şekilde bu tür şeyleri projelendirip ya da bir şeyler üreterek desteklemekte fayda var. Tabii ki orası gelişsin, orada bir şeyler yapılsın ama hani evet orada hem yaşayıp hem oradaki rotaları açan, orayı çok iyi bilen insanlar varken aklına esen de gidip oraya karışamasın. Tabii, orada şey de var biliyorsun bir boltlama komisyonu falan Evet, oluşturuyor. evet. O çok sevindim ona. Çok da değerli arkadaşlar var. İşte Mümin Evet. var, Volkan var. Tabii. Gördüğüm kadarıyla hoş yani. Olması da yerinde olmuş ki Tabii gelişimini o de sağlar. yüzden kontrol altında mı demeliyim? Yani oradaki gelişimin takip edilmesi açısından da gerçekten çok önemli. Geyik Bayırı yaşamak için çok güzel bir yer. Tabii şehre çok yakın her şeyden önce. Yani dünyanın bir ucundan kalkıp gelip Antalya'ya hemen sen Geyik Bayırı'na gidip gelebilirsin ya da orada kalabilirsin. Orada çünkü her şey elinin altında. Hele de bu pandemide bence bulunmaz bir nimet. Yaşamak için çok güzel bir yer. Tabii ki orada yaşarken
tırmanışta ara vermen gereken dönemler oluyor. O zeytin olayı Geyik Bayırı'nın doğası o. Orada zeytin yetişiyor ve zeytin yetişiyor. Şimdi şeyi ben de çok seviyorum. Kendi yiyeceğim şeyleri yapabilmeyi falan ben çok seviyorum. Artık benim de bir bahçem var. Bana Metin'den kalan diyeyim böyle Metin'den aldığım bir yer var. Benimki daha aşağıda bir portakal bahçesi. Yani kendi ürününü üretmek, kendi yaptığını yiyebilmek çok güzel bir şey. Ve o arkadaşlarımın birçoğu zaten bahçesinde olan zeytini değerlendiriyor. Onu, hem onu yaşatmış oluyor hem de ürününü almış oluyor. O inanılmaz keyifli bir şey. Yani son dönemlerde duyduğum kadarıyla işte yoğurt yapanlar, efendim peynirini yapanlar, arıcılığa başlayanlar bayağı bir güzel bir şey olmuş. Keşke bu böyle kooperatif gibi kolektif bir bütünselde olup da bir yere aktarılıp elde edilen gelirin bir kısmı da oranın rotaların rezervasyonu, işte boltlanması, daha böyle bakımsal anlamında düzenlenmesine ayrılabilir ama kim bilir belki süreçte oraya girebilir. Bu arada kapanmak üzere sevgili seyirciler diyelim, izleyiciler diyelim, arkadaşlar, dostlarımız bir yeri kaybolmayın. 5 dakika sonra içerisinde yeniden bağlanacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz. Ama Reşko'yu düşünüyorum arkadaşlar. Madem sordunuz, onunla da ilgili irtibata geçebilirsiniz. Hoş geldin sevgili Ayşe yeniden. Merhaba. Şimdi Antalya'dan bahsettik. Aslında Antalya'nın hiç o bölgeden çıkmadan bile başlı başına insan ömrünü yetecek kadar doğa sporlarına bir yeterliliği var. Yani zenginleştiriyor buradaki insanı. Ama hırs anlamında daha çok İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlerinin etkisini görüyorum bu şeyin içerisinde. Açlık mıdır bu bilmiyorum. Nasıl bir hırsa biz Antalyalı dağcılarımızda bu olmuyor. Antalya'dakiler daha böyle oturmuş, mülayim olmuş ki o hırslı yahut da gözü kara arkadaşlarımız Geyikbayırı'nın özellikle yerleştikten sonra daha da böyle süt liman bir şeye geçiyor. Herhalde bu iklimin getirmiş olduğu bir rehavet, bir huzurvari bir yaşam şekli. Ben böyle değerlendiriyorum. Sen ne dersin? Böyle açalım Güzel ve olumlu bir etki eğer öyleyse. konumuzu. Ama genel olarak şey Geyikbayır sakinleri böyle hakikaten buraya geldikçe yani biz tabii sürekli orada yaşamasak da arkadaşlarımızın çoğunu görüyoruz. Çok daha sakin, huzurlu. Demek ki Antalya'nın etkisi bu. Peki, ikinci bir bölge olarak nerede yaşamak istersin Antalya dışında? Böyle bir önüne konsept geldi diyelim. Neresi Artvin'i olurdu? düşünüyorum. Öyle mi? Artvin'i düşünüyorum. Evet isterim. Hmm. Çıktın mı oradaki dağlara, Karçallara, Marsis'e ve çevresindeki gittin mi? Aa, çok güzel. Keşke kaya yapısı biraz daha sağlam olaydı o bölgenin. Biraz. Bayağı bir çürük. Aslında Karadeniz'in alt kısmı komple granit. Ama üst kısımlar olumsuzluk anlamında. Ama işte oranın da yeşili çok güzel. Su imkanı, insanın sıcakkanlılığı. İşte Rabbim hepsini verdi mi vermiyor. Bu da böyle bir gerçeğe sahip. Yani çok kısa da olsa oraya gittiğinizde mesela Artvin'de de spor tırmanış rotaları var. Cehennem Deresi Kanyonu var. Artvin'den Ardanca giderken ve o kanyonun içinde boltlu rotalar var. Aa bak bilmiyordum onu. Ben o bölgelere çok etkinlik yapıyorum gezi anlamında. Ya Maçaeli tarafından yapıyorum. Şavşat'tan çıkıyorum ya da Karagöl tarafından yapıyorum. Tabii o rota üzerinde değil o. Değil. Şeyi seviyorum ama Gorgit Yaylası var. Orada granit taşlar var. Yani boulder yapabileceğimiz o şeyin içerisinde ve çok hoş. Ben her gittiğimde Gorgit'te muhakkak tırmanış ayakkabılarını da götürüyorum. Kafa dengide birkaç arkadaşımla orada bir boulder yapıyoruz. Çok güzel o Gorgit yaylası. Tam mistik bir özelliğe sahip. Tırmanıcı arkadaşlarımız, yerel tırmanıcı arkadaşlarımız da Gorgit'teki granit taşları bir incelesinler bakalım. Belki bir tırmanış bahçesi yaratabilirler diye düşünüyorum. Henüz daha bir yol açılmamışken oralara.
Peki sevgili Ayşe, şimdi ilerledik, geliştiğin bir noktaya kadar geldin. Sonrasında seni en çok çeken dağcılık mı oldu, tırmanış mı oldu, tur kayağı mı oldu? Hangisi sende daha ağır basıyor? Şimdi tur kayağıyla günübirlik Antalya civarında dağlara gitmek çok kolay. Mesela bir telefonlaşıyorsun. Hemen sabah toplanıyor herkes. İşte Tunç Dağı'na gidiveriyorsun. Ve o gün birkaç saatte, yani çok 2600 küsür metre Tunç Dağı, ama sıfırdan çıkıyorsun. Tabii. Ve işte 1800 metrelerdeki yayladan hemen zirve yapıp kayakla 1-2 saatte aşağıya inebiliyorsun. Yani gerçekten bunlar böyle çok bulunabilecek nimetler değil her yerde. Ya da aynı şeyi işte sabah çok erkenden kalkıp işte gece 3'te falan yola çıkıp Elmalı'ya kadar gidip Kızlar Sivrisi'ne çıkıp geri inebiliyorsun ve hiç küçümsenecek bir irtifa değil. 3000 metre irtifayı bir günde alıp inebiliyorsun. Çok güzel bir Bunlar konuya çok değindin. kolay. Ben eğitimlerde olsun, gerek federasyon eğitimlerinde, gerek kulüp, gerekse çevremdeki konuşmalarda lütfen diyorum metraj dağcısı olmayın arkadaşlar. Metraj dağcılığının size nitelik anlamında kattığı bir şey yok. Sadece bir skor, efor. Ama o 2000 metrenin alttaki küçümsediğiniz dağlarda o kadar güzel işler çıkar ki, işte demin örnek verdin Uludağ. Gidin bakayım Uludağ kışı. Göreyim sizi. Yani Yani. diyorum, benim hakikaten en çok tırstığım yerlerden biriydi o kayakla. Yani çeliğin buzu kesmemesi ne demek ya, çeliğin buzu kesmemesi? İşte Tahtalı'da Haziran ayında ben biliyorum Olimpos'ta denize girdik. 95'li yıllar sanırım. Olimpos'ta denize girdik. Sonra dağcılık malzemelerimizi kuşandık. Tahtalı'ya çıktık. Kazma, krampon, kask. Buz vardı ve kar vardı. Haziran'ın başlarıydı. Zirvemizi yaptık. Aşağı indik. Ve siz deniz seviyesinden direkt oraya geldiğiniz zaman korkunç bir irtifa. Yani biliyorsunuz Aladağlar dahil, Cirolar dahil. Yani 1000 bilemediniz. 1200 hadi 1500 olsun. Ama burada ciddi bir irtifa alıyorsunuz. Gerçekten büyük bir emek, bir zaman. En son gittiğimde ise bir çıktım yukarıya. Ah, bir tane tesis Evet. ve insanlar orada şey kokteyl Keyif. ellerinde dolaşıyorlar, keyifler. Şok olmuştum. Yani bu kadar beklemiyordum. Hani teleferikti, tesisti bilmem de ama bu kadar geniş ummuyordum. Bütün o dağcılık hevesim, isteğim mahvolup gitmişti. O günden beri de çıkmıyorum bir daha Tahtalı'ya. Daha yine Antalya'nın o dağlarına çok giderim. İşte en çok Kızlar Sivrisi, Elma Dağı. Ki Elma Dağı mesela Elma Dağı demişim pardon Akdağ. Akdağ biraz üvey evlat muamelesi görüyor. Kızlar Sivrisi sadece 20-30 metre daha yüksek diye ya da kuzey rotasının sağladığı şeyler rahatlıklar ya da imkanlar daha kolay diye orası deniliyor ama Akdağ'da ben biliyorum hemen Akdağ'ın girişinde yaklaşık 250 metrelik büyük bir kaya bloğu var. Buyurun arkadaşlar, çıkın oranı. Yani geleneksel mi çıkarsınız, votlar mısınız, alpin tarz mı açarsınız? Çok güzel ki Tunç da çok seviyor o tarafı. Ki ben kışın Akdağ'a gidip ilk kış çıkışı olan rotalar yapmışımdır. Şey, mesela 500 metrelik ciddi anlamda bir kulvar çıkmışımdır. Aynı şeytana yakın kulvarlar rotasına yakın Erciyes'teki. Ama biraz sanırım Antalya'daki bu kadar çeşitliliğin fazla olması, renkliliğin fazla olması insanlarda bir doymuşluk getiriyor. Yani nasılsa yaparız elimizin altında. Ama olmuyor. Hep bakıyorum il dışından gelen dağcılar işte Sivri Dağ'da, Geyik Sivrisi'nde, Kızlar Sivrisi'nde, efendim Akdağ'da buralarda görüyorum. Biraz Antalya dağcısı Geyik Bayırı'nın rahatlanmış getirmiş olduğu Olimpos'un keza bir dönem Akyarlardı. Bilmiyorum kullanılıyor mu hala Akyar hala var. Akyarlar. Spor tırmaşa doğru bir meyil verildi. Olabilir bu da bunun çeşitliliği olabilir. Ben böyle düşünüyorum dışarıdan bir gözlemci olarak. Sen ne diyorsun? Bakışın nedir bu anlamda? Şimdi geleneksel tırmanış hala yapılıyor.
Yani çok fazla talep görmüyor tabii. Yani bir toz torbası, bir frictional gitmek kadar rahat değil çünkü geleneksel tırmanış. O yüzden ama hala yapılıyor. Biz birçok arkadaşım gidiyor, onu biliyorum. Ben çok fazla gitmesem de, yani benim için de tabii ki botlu rotalar daha rahat geliyor. Ama geleneksel tırmanışa devam ediliyor. Özellikle Sivri Dağ ve Geyik Sivrisi'ne sürekli çıkılıp iniliyor. Hatta ben geçen yıl tam pandemiden önce biz bir deneme yaptık. Geyik Sivrisi'nde farklı bir rotadan çıkmak istedim. Yarısına kadar gittik. Sonra bir yerde tıkandık. Yine kız arkadaşlarımla yaptığım bir faaliyetti bu. Üç kız gittik. Bir yerde tıkandık. Sonra dönüşe geçtik. Sonra yolda mesela orada başka tırmananlar da olmuş muhtemelen çünkü pursik bırakmışlardı. İniş yapılmıştı belli. Hala devam ediyor. Yani devam eden birçok kişi var biliyorum. Şey yapan tırmanışı yani geleneksel tırmanışı yapan birçok insan var. Özellikle biliyorsunuz Fahri Altun, Fahri abimiz Antalya'da. O zaten sürekli gidiyor. O İpsiz sürekli Fahri geleneksel. diyoruz ona aramızda sevdiğimiz bir abimiz. Ona da selam söyleyelim buradan. Yani hala devam ediyor. Birçok Şimdi insan devam ediyor. Sivri Dağ da çok egzotik bir yer. Biliyorsun onun kamp alanı, sessiz sakin oluşu, hala bakir oluşu çok hoşumuza gidiyor Sivri Dağ. Fakat şey yoktu, bir tesis yoktu, bir yapılanma yoktu. Yani dağcının rahat konforuna günlerce orada tırmanış yapmasına vesile olacak bir alan yoktu. Fakat son zamanlarda Alpin bir dağ evim açıldı orada. Öyle bir şey oldu sanırım. Yılmaz'dan duymuştum. Evet, Yılmaz Hoca'nın sürekli sayfasını takip edenler görüyor olabilir. Orada bir camping ya da öyle bir yer var. Ben gitmedim. Onun dışında da yine ona benzer bir yer daha açılıyor bildiğim Aa, kadarıyla. bence çok sevindirici. Yani Belki bir oradaydım ama yani çok pandemiden dolayı ben hiçbir yere gitmiyorum zaten. Hakikaten gitmiyorum yani ama Anladım. sadece küçük bir keşfe Ya bence gittim. bu sevindirici bir şey. Belki bir geyik bayırı kadar bir gelişmişliğe sahip olmayacak ama şimdi Sivri Dağ'a gittiğinizde orada konforu yaşayacaksınız, dinleneceksiniz. Rotada olası kazalarda ki biliyorsunuz geleneksel tırmanışın, gerçek macera tırmanışının daha doğrusu riskleri çok çok daha yüksek. Ama orada birilerinizin, dağcı arkadaşlarınızın olduğunu bilmek bence insanlara çok daha güzel bir şey sağlayacaktır ortam. Bir bakıma orası daha farklı dağlara, ekstrem dağlara, tırmanış duvarlarına giderken ki bir antrenman yeri gibi olacağını düşünüyorum Sivri Dağ'ın. Böyle bir tarafı var ki ben oraya kışın 2 defa çıkmıştım. Hatta ilk çıkışımı 2004 yılında yapmıştık. Sevgili işte Ulaş, Ersin ve Asım'la birlikte, Asım Güneş'le birlikte bir günde çıkıp inmiştik arka tarafından. Çok hoştu. Güzel. Evet bir günde inip çıkmıştık. Çok şaşırmıştım. Çünkü sonra bir daha öyle bir günde inip çıkmak nasip olmamıştı. Hatta farklı Yani varyantlar çıktım. ne yapmak bir günde? İşte ben kışa yapmıştım hep ve ciddi tipi yemiştik yani yukarıda. Bir baklamak zorunda kalmıştım. Yağmura yakalanmıştık. Ama şimdi dönüp baktığım zaman çok hoş geliyor. Çok güzel bir yer. Onun kuzey tarafında da Fahri abiden duydum. Yeni rotalar açılmış. Sanırım oralara da gidiyorsundur. Hani pandemiden önceki dönemlerde. Yok, pandemide tırmanışa falan çok gitmedim ama dün o bölgedeydim. Farklı bir keşif gittik. Yani orada tabii farklı rotalardan özellikle güney yüzünden daha çok farklı rotalar tırmanmak mümkün. Çünkü orada biliyorsunuz birçok rota var. İşte sinema perdesi yani botlu rotalar da var. Romenlerin çıktığı bir rota var. Yani kendi klasik rotası var. Dünya kadar rota var bu yüzünde ama kuzeyde tabii alan daha sınırlı. O nedenle çok fazla alternatif yok. Ki o kuzey Kızlar Sivrisi'nin pardon Sivri Dağ'ın kuzeyindeki o rota bile kışın oldukça soğuk. Ben oradan döndüğümü de bilirim. Kayaya dokunamadığım için soğuktan döndüm yani. Hiç riske girmek istemedim çünkü aşağısı yüzlerce metre uçurum. O yüzden oradan dönmüşlüğüm de var benim.
Zaten dönmeyebilmek erdemlilik değil midir? Dönmeyebilmek, bunu öngörebilmek aslında gerçek tırmanışçının şeyi değil midir? Yoksa gidip gidip her seferinde zirveyi yapmış, başarıyı elde etmiş olmak aslında tam bir başarı olarak görmem. Dönebilmek benim için başarıdır. Ki daha önce de başarısızlık diye bir şey yoktur. Evet. Deneyim vardır. Ben Bununla. iki defa dönmüş bir insan olarak. Evet, şimdi ona gelecektim. Bazı insanların bazı rotalara takıntıları vardır. Bazılarının bazı dağlara takıntıları vardır. Senin hangi dağlarla takıntıların olmuştur? Ya da gözünde büyüttüğün, yücelttiğin, hani çıkamadığın dağ mı sana daha yüce görünür? Yahut da bu anlamda başına gelmiş, seni en çok zorlayan ya da en çok hoşuna giden bir dağ çıkışların ne vardır aklında? Kısaca alabilir miyim onları da? Yani tabii ki benim de hayal ettiğim, gitmek istediğim o kadar çok dağ var ki inşallah hepsini sırayla ömrüm yettikçe gitmeyi planlıyorum, hedefliyorum. Ne kadar olur bilmiyorum ama tabii ki yani ben de 7.000'liklere, 8.000'liklere doğru gitmek istiyorum. Çünkü artık dediğim gibi oğlumla bağımsızlaşıyoruz, yeterince büyüdü. Ve ben de kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Onun dışında ama böyle defalarca gidip döndüğüm rotalar, dağlar öyle çok ki. Sadece Erciyes'ten bile 3 defa gidip döndüm. Yani bu kış Ağrı'dan 2 defa dönmüş olmam onun yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Hemen burada bir parantez açayım. Sevgili izleyiciler, biz Ayşe Hoca ile birlikte karşılaştık Ağrı Kış'ta bu yıl. Hava zaten kötü, belli. Biz gittiğimizden 2 hafta önce hava çok kötüydü. Birçok yabancı dağcılar dönmüştü falan. Biz gittik, bir 10 gün daha kötü. Böyle bir sıkıntıydı ve Ayşe oradaydı. Herkes daha boşaltmış, Ayşe orada duruyor. Soruyorum kimler? Bulgarlar döndü. Güzel. Almanlar döndü. Şimdi bilenler döndü. Türk grupları döndü. Ama bir tane kadın yukarıda. Allah Allah. Kim bu? Ayşe Kaplan, Antalya bölgesinden. Dönerdir dedik. Birkaç gün sonra kendisini gördük inerken. Ayşe tabii geliyor. Ama gözü arkada. Bakıp bakıp duruyor. Ya dedi, sönmez dedi. Acaba kalsam mı, dönsem mi? Hava da kötü. Hocam dedi, biz gidiyoruz ama dedim, biz de döneceğiz. Çünkü şey böyle. Maalesef üç açıcı değil. Biz buraya kadar gelmişken zoru yaşayalım, görelim dedik. Ve Ayşe şöyle bir daha baktı, daha baktı. Hani gel kal desem, yaparız desem kalacak moddaydı. Ama işte dağlarla bizim güzel kılan da bu aslında. Ben de çıkamadığım dağlar gözümde daha yüceleşiyor, büyüyor. Ne diyoruz? Daha izin vermedi. Bunu diyebilmek, dönebilmek çok önemli. Bir de ben Duyulmaz böyle oldu. yıllardır gidiyorum Ağrı'ya kışın. Ben böyle kar görmedim. O kadar kış çıkışı yaptım ki ilk çıkışım 2006'da yaptım ben kış çıkışını. Normal gitmiştik. Bileğime kadar kar batıyordu. Hani çukurlara girmediğiniz sürece sırtlardan gidiyordum. Ya bu defa sırtlar da batak. Bele kadar kar olur mu ya? Hani sırtta niye var? Yani Şimdi bu çok enteresandı. yani Ağrı'ya gerçekten çok gittim ama benim için Ağrı bambaşka bir dağ. Yani hakikaten çok özel ve çok hakikaten çok seviyorum. Oraya gitmeyi de seviyorum. Türkiye'nin çatısı. Şimdi bu yıl resmi olarak açılması özel bir durum. Federasyonla gittik. 4800'de hemen buzun altında dönmek zorunda kaldım. Döndüm. Giderken sağ olsunlar destekçilerim vardı. İşte burada yine kulübümü anlatamadım bir türlü ama Daha var Todos'tan vaktimiz. Merak etme, gelecek. ayrıldıktan sonra evet ben bu yürüyüşlere falan başlayınca şehirde daha çok vakit geçirince kendi kulübümüzü kurduk. Çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte. Tabii onların ayrı, herkesin kendi ayrı grubu olan insanlarız. Kulübün Yani adı işte nedir? Affeder misin? Bey Dağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü. Hmm, Bey güzel. Dağları Antalya'nın dağları. Beydosku kurduk. Beydosku'nun kurucu yönetici üyelerinin hepsinin grupları var. Farklı gruplar, farklı böyle işte farklı iş sektöründeki gruplar, Var turizm mı sektörü. bildiğimiz camianın içerisinden yakın arkadaşlar? Varsa onları da tanıyalım.
vardır muhtemelen. Yani şey var, Hatice Uslu, Nusret Yakışıklı, Metin Atasayar, Ümit Durak. Yani bunların hepsi geçmişe dönük dağcılık tecrübesi olan insanlar zaten. Çok keyifli ve güzel bir grup. Küçük bir kulüp, dernek ama gerçekten dernek çatısı altında yapabildiklerinizle bireysel yapabildikleriniz aynı olmuyor. Kurumsal bir varlık olmak çok şey ifade ediyor. Ve tabii biz bu kurumsal varlık olarak yaptığımız bazı şeyleri de ben anlatmak isterim burada aslında. Tabii ki çok seviniriz. Mesela tırmanış şenliğine biliyorsunuz Olimpos'taki kazadan sonra elimizden geldiğince sahip olmaya çalıştık. Ki Olimpos'ta Kadir abinin tırmanışa emeği, desteği hakikaten sınırsız. Onun yaptıkları, verdikleri sadece şenlik anlamında değil. Mesela Türkiye'yi temsil ederken de Kadir abi tırmanışı da temsil ediyor bana göre aynı zamanda. Çünkü o kadar güzel yerlerde bulunuyor ki ve o tırmanışla birlikte bulunuyor aynı zamanda. Her yıl Hesturex dünyanın sayılı kongre ve fuarlarından birisi. Sağlık ve Spor Turizmi Fuar ve Kongresi Cumhurbaşkanlığı'nın desteklediği tek fuar olarak kaldı. Bu yıl yapılamadı. 2020 pandemiden dolayı yapılamadı. 2021 Mayıs'ta ertelenmişti. 22 Mayıs'ta falan ertelendi ama şu anda ne durumda bilmiyorum. Her yıl Nisan ayının ilk haftası yapılıyordu. Ve orada bir tırmanış duvarı kuruluyor. Bir slackline kuruluyor. Bu arada Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun falan da standı oluyor ama orada bir tırmanışı gösteren yine de Kadir abinin yeri oluyor. Bu özel bir şey. Yani hakikaten bu tırmanış camiasına kendisi tırmanıcı değil ama inanılmaz emek ve destek veren bir insan. Onu da saygıyla anıyorum ben burada. Kulakları çınlasın. Peki bir dönem şey olmuştu, bilmiyorum neydi o, bir anlaşmazlık mı ya da kendi aralarında mı, Toloskun bir ara Kadir Bey'in Olimpos'taki yaptığı etkinlikten farklı bir yerde etkinlik olmuştu. Bir arada Akdeniz Evet. Üniversitesi ile ilgili böyle bir şey olmuştu. Yani biz Olabilir. dışarıdan baktığımız zaman şey diyorduk. Aa, demek ki bir anlaşmazlık var. Yani üç tane farklı, Akdeniz Üniversitesi ayrı, Todoks ayrı, Kadir Ağaçevi'nin olduğu Olimpos şenlikleri ayrı adı altında tanımlanınca biraz böyle algılanıyordu. Nedir bu işin iç yüzü sence? Şimdi Todos kendi şenliğini her yıl yapıyordu. O kurum demeyeyim de şenliğin yapılma tarihi ve şeyi biraz değişiklik gösterdi üniversiteyle. Akdeniz Üniversitesi'nin bir tırmanış topluluğu var. Ve şimdi bu isimler hiç yadırganamayacak isimler. Yılmaz Hoca, Güray Hoca, Alkan Hoca. Yani bu arkadaşlarımızın hepsi Akdeniz Üniversitesi'nde, bu toplulukta ve hala tırmanış camiasındalar ve tırmanışa insanlar yetiştiriyorlar aynı zamanda. O nedenle ne olursa olsun destek olmak lazım. Ben dernek olarak ve kendim olarak sonuna kadar arkalarındayım. Ve tırmanış festivalleri bizim için sadece yurt içinde değil, yurt dışı için de çok önemli. Yani biz bunları her yıl biraz daha geliştirmek için uğraşıyoruz. Hedefler koyuyoruz ama mesela bir yıl önce duyurup uluslararası davetli almak istiyoruz. Sağ olsun davet ettiğimiz isimlerin hiçbiri bizi kırmadı. Sürekli geldiler. Yani biz çok fazla ev sahipliği yapamadık. Benim derneğim çok yeni bir dernekti ama yine de çok güzel organizasyonlar yapıldı. Çok güzel bilgiler paylaşıldı. Bu şekilde çünkü camia kendini yenilemiş oluyor. Ondan sonra bu şenlikler Antalya'da devam ediyordu. Hatta bu yıl kışın yine geçen yıldı sanırım en son Highline yapıldı. Şenliklerin en önemli tarafı hakikaten bu insanları bir araya getirmek ve bilgilerin paylaşılması, değişen bilgileri herkesin görmesi. Bizim de bilmediğimiz ya da değiştiğini takip edemediğimiz birçok şey olabiliyor. Botlamadaki değişiklikler.
Herkes aynı şeyi görüyor mu? Ama bu şenlikler olduğu zaman bu insanların hepsi aynısını görmüş olacak. Yani niye burada iki bol tek başına duruyor? Ben şimdi ne yapacağım demeyecek tırmanan insanlar. O yüzden mutlaka bu şenliklerin ne olursa olsun destekleyip devam ettirmemiz lazım. Ha, pandemi girdi araya, maalesef böyle oldu. Ama bu pandeminin girmesi yani bence mesela bir sonraki aşamada eğitim gibi de bir şey yapılabilir. Online bir eğitim, kulüpler bunu bu şekilde de yapabilir. Tabii benim kulübüm de yapabilir aslında. Yani biz de yapabiliriz. Bunun gibi iyi tırmanıcıları konuk alarak her hafta işte bir konuyu gündeme getirebiliriz. Bunları aslında biz de dernek olarak düşünüp dediğim gibi bunları yapabiliriz. Sağ olsun hiç kimsenin ben buna hayır diyeceğini de düşünmüyorum. Ve özellikle bu şenlikler yapılırken de herkes sonuna kadar destek verdi. Herkes geldi. Özellikle bu Olimpos'taki şenliğe yol parasını herkes cebinden verdi geldi. Ben şimdi onların hepsini minnetle anıyorum burada. Bu yani gerçekten var ya bu isimlerin hakkı ödenmez. Yani bu camiaya çok ciddi emek veriyorlar, destek veriyorlar her konuda. Yani şenlik evet farklı grup ve kulüp dernekler olduğu zaman tabii ki farklı şenlikler olabiliyor. Ayrılıklar olabiliyor. Bazen kurumlar desteklemeyebiliyor. Ama yine de o şenliklerde arkadaşlarımızın hepsi bir araya geliyor ve bu bilgiler paylaşılıyor. Bunlar çok özel şeyler ve bunları devam ettirmemiz lazım. Destek veren herkese gerçekten ben tekrar tekrar hem teşekkür ediyorum hem hepsini minnetle anıyorum. Çünkü bu çok özel durumlar. Yani çok dolu dolu ve zengin geçen şenlikler oluyor onların Kesinlikle sayesinde. katılıyorum sana Ayşe. Biz yıllar önce artık çok yıllar oldu yani 15 yılın da çok gerisinde kaldı. Yapılmıyor artık. İstanbul'da yapılırdı Ballıkayalar'da. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelirdi. Ben hatırlıyorum. 500-600 civarında insan düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinden. Ve biz oralara sığmıyorduk ama İnsanlar birbirini tanıyor, görüyor, bir yakınlaşma oluyor, camia birbirinden bir haber oluyor. Sonradan İzmir'de, Eskişehir'de ve Olimpos bir dönem işte geyik barıydı. Sonra Olimpos'a kaydı bu. Çok güzel oluyordu. Sonradan bunlara biraz ara verildi bu şenliklere. Çünkü gerçekten büyük bir külfet, büyük bir emek gerektiriyor, özveri gerektiriyor. Haksız eleştiriler olduğu zaman da insanlar tabii ki yapanlar kaçıyor ama arka tarafında büyük bir değer var. Bir tarihsel kazanım oluyor. O yüzden ben buradan bu organizasyonunda bulunan, bu işin emeğinde bulunan dostlara geri adım atmayın. Bir dönem dinlenin ama işin içerisine girmiyorsanız da olanlara yardımcı olun, hatta teşvik edin diye özellikle rica ediyorum. Tabii ki şenliklerde pek tırmanış olmuyor. Hani böyle çok proje bazlı aman aman bir çalışma olmayabiliyor, antrenman bazlı, ama orada 2-3 günde olsa insanların birbirini soluması, birbiriyle zaman geçirmesi, aynı havaya soluması yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Bir de dağcılık şenlikleri var. O biraz daha curcunaya dönüyor. Dağcılık şenliği olmasın diyorum artık. Tırmanış olabilir ama dağcılık şenlikleri biraz işin nasıl söyleyeyim, maskaralığa dönüyor. Yanlış anlamasın arkadaşlarım buradan. Görüyorum işte, isim de vermeyeyim şimdi, kırılabilirler. Belli bölgelerde her sene yapılıyor. Yani arkadaşlar, bir ucu kamp yerinde, diğer ucu zirvede. Ya bu başka bir şey. Saçmalık. Düşenler, bayılanlar, taş yuvarlayanlar, araba gelip gidiyor, ambulanslar, helikopterler. Bu olmasın artık. Ya bu şenlik değil. Ha, kampçılık yapın, eğlenin, film izlenirsin, bir şeyler olsun ama hep birlikte hadi şimdi dağa gidiyoruz, saldırın. Bu biraz şenlikten çıkıyor. O yüzden dağcılığın şenliği böyle olmasın derim. Yani dağa çıkmak şenlik olmasın. Ama insanlar eğlenebilir. Bu bakımdan bunu değerlendiriyorum. Olimpos'ta en son bir kaza oldu. Biz gitmiştik yine böyle bir etkinliğe kulüp olarak. O kaza olunca bayağı bir demoralize olduk. Uzun bir süre bu sporu yapamayan arkadaşlar oldu, bırakanlar da oldu. Biz Ama dernek olarak o kazadan sonraki şenliği düzenledik.
Ve burada gerçekten bu isimleri tekrar söylüyorum. Yani tırmanıştan insanlar soğumasın diye Doğan Palut, Uğur hepsi kalktı geldi İstanbul'dan. Ve dediğim gibi biz yeni bir dernek olduğumuz için yol paralarını bile veremedik. Sadece Kadir abi ev sahipliğini yaptı. O insanları hakikaten minnetle anıyorum tekrar tekrar. Belki hani müminler buradaydı. Öztürkler buradaydı, buradan direkt katıldılar ama yine de orada bir araya gelmek hepsinin, onların duyarlılığı sayesinde oldu. Tekrar tekrar ben onlara teşekkür ediyorum. Yani çok ciddi sahip çıktılar. Ha, onu kaza ile ilgili de yani her şey olabilir. Yani hepimiz tırmanıcıyız, hepimiz tırmanmaya gidiyoruz. Ve oraya herkes kendi isteğiyle gidiyor. Kimse kimseyi zorlamıyor. O nedenle böyle çok yoruma açık bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani herkes kendi önlemini alabilir. Ya tabii burada bir art niyet aramak, burada bir şey kusur kabahat bulmak yani bizim gibi artık bu işin Yok. içinden gelen insanlar için Olabilir. doğru. Oluyor. Yani Tabii ki maalesef dünyada oluyor. bildiğimiz bir durum bu değil. Ama burada olması gereken tek şey sadece işte kurumsallıklar burada belki devreye giriyor da sigorta olaylarının olmaması. Yani dağcılıkta, tırmanıcılıkta biz her yere gittiğimizde işte sigorta sistemini bir kurabilsek, federasyonun bununla ilgili çalışmaları var. Umarım hayata geçer ve hepimiz için çok daha iyi olur Tabii diye. bugün TURSAP denilen bir saçmalık var. Beni doğada korumuyor. Ama benden koruma da altında vergi kesiyor. Bir alıntılar yapıyor. Gitmezsek cezalandırıyor. Doğada koru beni, sigortalandır. Yok, onu karşılayamayız. O zaman niye benden vergi alıyorsun? En azından devlete gider bu verdiğim vergi ya da ödenek neyse. Bana bir şekilde geri döner. Kuş yol köprü olarak. Ama bunlardan hiçbir geri dönüş yok. Burada federasyonu eleştiriyorum ben. Federasyon böyle kurumları denetleyebilecek yetkisi varken neredeyse onların boyunduruğuna girmeye çalışıyor. TURSAP gibi bu işten ticari menfaat sağlayan. Hani onlar Turizm Bakanlığı'na bağlı. Biz Gençlik Bakanlığı'na bağlıyız. Bana ne yani Orman Bakanlığı'nın yahut da Turizm Bakanlığı'nın kendi kokart rehberliğinden efendim alan rehberliğinden şundan buna. Ben bununla ilgilenmek istemiyorum. Benim o yüzden federasyonumda, bakanlığı da benim sporcusuna sahip çıksın. Kulüplerine sahip çıksın. Beni mağdur etmesin. Bana TURSAP gibi saçma sapan şeylerle neymiş efendim alan rehberi alacakmışım. Ben çıkacağım Ağrı Dağı'na ya da o bölgedeki Bildiğim çıkacağım kadarıyla Erciyes Dağı'na. o da iptal edildi zaten. Yok. Şimdi Ağrı'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi buydu. Alan rehberi, alan kılavuzu. Yani bunların herhangi bir geçerliliği bildiğim kadarıyla yok. Hiçbir şey Uludağ'a gidiyorum. yok. Teknik tırmanış yapacağım. Alan rehberi alacaksın. Bilmem ne kılavuz rehberi alacaksın. Ya bu adam benimle rota çıkmayacak. Benimle zirveye zaten çıkamaz. Donanımı yok. Niye bunu sen bunu peşime takıyorsun? Ödenek istiyorsun benden? Ya kanun böyle. Kendi federasyonumuza yahut da bakanlığımıza dile getirdiğimizde bizi aşıyor diyorlar. Yani o zaman lütfen bu üç bakanlık. Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, işte Milli Parkları, Gençlik, birleşin bir şey ortasını bulun. Benim sporcumu mağdur etmeyin. Daha geçenlerde 2 ay önce bir yazı paylaştım. Sporcuya yasak, efendim turiste serbest uygulamalar diye. Çok ses getirdi. Büyük paylaşım oldu. Ve bu hala devam ediyor. Çünkü bu ülkede sporcuysan maalesef her şey yasaklanıyor. Ki biz bugün dağlara izin alarak gitmek zorunda kaldık, bırakıldık. Feragatnameler, taahhütnameler, efendim bir sürü şeyler verdik. HES kodlarından tut, yenilenmiş lisanslarımıza kadar verilen bir sürü sözleşmeler, koşulları hepsini yerine getiriyoruz. Pat izin vermiyoruz. Ama aynı bölgeye turist olarak gittiğimde hiç kimseden izin bile almıyorum. Ve biz bunları yaşadık. İşte Çankırı'da gidemezken Ilgaz Dağı'na bir otelde anlaşarak gidebildik. Olimpos'a gidemedik, izin vermediler. Geyikbayırı'na gittik. Efendim en son Aladağlar'da izin verilmedi dağcılık olarak ama turist olarak gidebiliyoruz. Böyle saçmalıklarla dolu bir
şeyle yaşıyoruz. O yüzden neredeyse bu ülkede sporcu olmak cezalandırılıyor. Bu duruma kadar geldik. Umarım bunları da aşacağız. Şimdi Umarım ya şeyle ilgili çalışmalar bildiğim kadarıyla dediğim gibi bu sigorta çalışmaları falan yapılıyor. Yalnız bunun için de yeterli sayının sağlanması gerekiyor. Ben sadece her şeyi bir tarafa koyuyorum. Demavent'te geçen yıl değil önceki yıl yani pandemiden önceki yıl adam kalp krizi geçiriyor ve helikopter geldi son kamptan. Demavent'te bu gözümüzün önünde oldu. O nedenle yani bizim hakikaten bir an evvel gelişmemiz lazım. Bir an evvel. Yani şöyle ne derler, yaşadığın coğrafya kaderin olmasın. Evet, biz bunu istiyoruz, bunu dile getiriyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep batılı olalım, batılı düşünelim, batılı hayranlı bilmem ne diyoruz ama maalesef bir adım yol alamıyoruz. Kendi egolarımız da maalesef bunun içerisinde ve Orta Doğu kültürünü sonuna kadar yaşıyoruz. En cahilinden en entelektüeline kadar, en akademiğinden en bilimseline kadar maalesef bu bizim şeyimizi işlemiş. Yani düşüncelerimize, en hücrelerimize kadar yerleşmiş. Bunu nasıl aşarız bilmiyorum. Tam da bu bağlamda benim aklıma takılan bir soru vardı. Cirolara gittin mi hiç? Ciroları dünya gözüyle görebildin mi Ayşe? Yok, Ha. gidemedim. Çok O isterim. zaman Çok istiyorum. umarım bu kış bizimle gelirsin. Sevgili ekibini de al gel. Lütfen cirolara gel bir gör. Ne diyoruz? Türkiye'nin Alpleri, Aladağlar. Dağcıların Evet. mabedi. Ama Türkiye'nin Himalayaları denilen bölge ise hani kıstas değil tabii ki. Neresi? Cirolar. Çünkü Aladağlarınız 3 tane ili kapsayan bir üçgenin içerisinde. Cirolarsa neredeyse 3-4 ülkenin büyük bir alanında olan insan ömrünün yetmeyeceği zirveleri, duvar tırmanışları, efendim buzulları olan ki Avrupa'nın ikinci büyük buzulu orada. Yani Reşko'dan çık, Gerçek. kayarak aşağıya kadar in, Hakkari'ye kadar git. Al sana böyle bir imkan işte. Ama biliyorsun daha düne kadar yasaklı bir bölgeydi. Ki ben dünyanın her yerine dağcılığım sayesinde gidebildim. Nasıl gittim? Efendim İsviçre'ye, Fransa'ya, İtalya'ya, Afrika'nın Kilimanjaro'suna, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, Gürcistan'ı, Kazakistan'ı, işte 7.000'likleri hepsine gittik. İşte iyi kötü bir milli takıma da girdik. Ama kendi ülkemdeki bir bölgeye gidemiyordum. Cirolar gibi böyle dolu dolu bir hazineye gidemiyordum. Ve burası hala göz ardı ediliyor, saklanıyor. Tamam, bütün dağlarımız genelde yüksek dağımız Ağrı volkanik, Hasan Dağı volkanik, Erciyes volkanik. Hani bunların üzerinde kar olmasa bence gereksiz bile bir yükselti benim için. Kar onları güzelleştiriyor, rotalarını hoşlaştırıyor. Ama gerçek dağ silsileleri var. Aladağlar, Kaçkarlar ve bunlardan biri de Cirolar. Ben bizim ülke dağcılığının Cirolar üzerinde biraz ilgilenmesini, biraz bunun üzerinde gidip bir şeyler yapmasını ta 1960'lardan 70'lerden beri çıkılamayan dağlar var. Çıkılmamış dağlar. Nedir bunlar? İşte Supadürek mesela 70 yılından beri üzerinde insan görülmemiş. Yabancı çıkmış kalmış. İşte buradan iddialı bir çıkış yaptık bu sene yapacağız. Eğer izin alırsak buraları deneyeceğiz, buraları göreceğiz. Neydi? Kadın parmağı var mesela. 10 numara bir kule. Ya gidelim buralarda tırmanışlar. Federasyon buralara kamp yapsın, ekspedisyonlar yapsın, eğitim kampları yapsın. Çok zor olmaması lazım. Ben 2013'ten beri barış süreciyle başlayan o dönemden beri her yıl gitmeye çalıştım. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ve buradan özellikle federasyona öncelikle ve sevgili kulüplere de seslenmek istiyorum. Biraz artık farklı bir yerlere bakın. Şu klasik saçma sapan anlayıştan da vazgeçmemizi istiyorum. Uludağ yapılıyor, Hasan Dağı yapılıyor, Ağrı'da hop yurt dışı. Yani bu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım sen de bir gün dünya gözüyle ciroları görürsün. Buralarda tur kayağı ile güzel işler Yolları yaparsın. görmeyi çok isterim. Ama mesela ben benim de sabit şeylerim var. Her yıl işte belli tarihlerde Aladağlara gitmek gibi ya da Dedim ya, orası işte bizim mabedimiz yani illa uğrayacaksın senede bir. gitmek İşte. gibi tabii.
Benim de şey böyle saplantılı şekilde, çünkü o kadar çok zirve var, o kadar çok rota var ki, benim de çıkmadığım o kadar çok zirve var ki orada. O yüzden her yıl belli dönemde çıkmadığım dağlara çıkmak istiyorum. Peki Çıkmadıklarıma Ayşe Hocam, bir kadın olarak gelelim. Şimdi kadın gerçeği var bu ülkede. Nedir kadın dağcılığın zorlukları, külfetleri, getirileri var mıdır bilmiyorum. Biraz bunlarla anlatalım. Genç dağcı, kadın dağcılara ne önereceksin? Bununla da ilgili lütfen biz de önemli yaşanmışlıklarını, görüşlerini paylaşır mısın? Kesinlikle yapmak istedikleri ne varsa yapsınlar. Ama tabii ki güvenlik, benim için güvenlik çok önemli ve yanımda sevdiğim insanların olması ayrıca önemli. Ben yaptığım faaliyetlerin çoğunu bildiğim ve sevdiğim insanlarla yapmayı tercih ediyorum. Yani en ufak bir sıkıntıda çok rahat geri dönerim. Her şeyi bırakıp geri dönebilecek kapasitedeyim. En ufak bir sıkıntıda ve dediğim gibi dağdan dönmüştüm zaten çoktur da, ama dağdan dönme nedenlerim genellikle doğadan kaynaklanan nedenlerdir. O yüzden arkadaş grubu benim için hakikaten önemli. Çok şanslıyım belki o konuda, çünkü çok sevdiğim ve çok iyi dağcı arkadaşlarım var. Onlarla dağa gitmeye imkanım olabiliyor. O yüzden çok şanslıyım. Antalya zaten bu yüzden bile çok iyi bir yer. Burada birçok kadın dağcı var. Çok iyi kadın dağcılar var hem de. Onlarla birlikte bir yerlere gidebilmek çok güzel. Ama riskler gerçekten kişiden kişiye değişiyor. Herkesin alacağı risk değişiyor. O yüzden bunu değerlendirmek kişinin kendine kalıyor. Ama yine de söylenen her şeyi dinlemeye gerek yok belki de. Ne istiyorsa insan onun peşinden gitmeli. Çok Gerçekten güzel. onun peşinden gitmeli. Peki bir kadın dağcılık ya da tırmanış ekibim var sanırım birlikte hareket ettiğiniz. Yani dağcı arkadaşlarım var, kadınlardan oluşan. Onlarla birlikte genellikle programları paylaşıyoruz ve birlikte dağa gitmeye çalışıyoruz. Yani bizim o Aladağlardaki ya da birçok yerdeki faaliyetlerin hepsi bir arada yaptığımız faaliyetler zaten. Tırmanışların çoğunu kadınlar bir arada yapıyoruz. Peki nedir bundaki ana etken? Bir ses mi vermek, bir mesaj mı iletmek, kadın gücünü yani aktarabilmek, bu eril toplumun getirmiş olduğu bir takım kalıpların dışına çıkabilmek mi? Nedir yani size? Yoksa biz çok Yani iyi anlaşıyoruz, sadece... makara kakara mı? Ha evet, çok iyi anlaşıyoruz. Bir kere o kesinlikle çok olumlu bir nokta. Anlaştığımız için bir araya gelebiliyoruz ve birlikte faaliyeti planlayabiliyoruz. Kendi faaliyetlerimizi planlayıp istediğimiz gibi bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bu mükemmel bir şey. Yani kendimiz her şeyimizi organize edip gidip faaliyetimizi yapıp dönebiliyoruz. Bu değerli isimleri alabilir miyiz? Burada çok çok ciddi isimler var. Olabilir mi? Evet, Yok bekliyoruz. yani şey, çok geniş bir yelpaze bu. Hakikaten çok güzel isimler var bence. Mesela her yıl Pelin benim zaten vazgeçilmezim. Çünkü emniyet anlamında ve birlikte bir şeyleri yapabilme anlamında hakikaten mükemmel bir insan benim için. İsmet gelir eğer uygunsa mesela, çünkü o biliyorsun tur yapıyor. Temra Keskin katılıyor. Hatta onunla planladığımız maalesef geçen yıl bizim yüzümüzden hani tek başına gitmek zorunda kaldığı Kan Tengri'deki arkadaşlarından bir tanesi de bendim. Sonra Hatice var benimle birlikte aynı derneğin üyelerinden. Onun dışında İl Evren dışından da var galiba Zeynep dışından Aladağlar'dan katılan. Aladağlar'da Zeynep katıldı bize, evet, ama o aile faaliyeti gibiydi biraz da. Ondan sonra Gökçe var burada Antalya'da. Ondan sonra bunların dışında benim gerçekten birlikte faaliyet yapmaktan çok keyif aldığım ve her yere benimle birlikte gelmesinden keyif aldığım bir arkadaşım daha var, iş arkadaşım Şefika. Yani onun bir dağcılık geçmişi yok ama inanılmaz uyumlu, inanılmaz
algısı yüksek, söylediğin her şeyi anında kapıp yapabilen bir insan. Bunun gibi daha böyle sayamadığım birçok insan var tabii. Ekibe katılan, giren, çıkan değişiyor Antalya'da yaşayan. Çok keyifli insanlar var. Onlarla birlikte yapmaktan da ben mutlu oluyorum. Çok Benim için güzel. önemli olan yani bir şeyi sadece yapmış olmak değil, gerçekten keyif almak, yanındaki insanla onu paylaşabilmek. Bunlar benim için önemli. Biz bazen onu deriz ya arkadaşlar erkek olarak geldik ama keşke bir kadın olsaydı. Söylemlerimiz daha uçtu, daha düzgün olurdu. Bazen daha işte iyi ki yok. Rahat takılabiliyoruz. Kendimizi kasmıyoruz gibi. Sizi Evet, şimdi anladım. Çok güzel, çok yerinde bir yaklaşım. erkekler daha farklı o Peki açıdan. şimdi görüyorum yani şeylerde demir kazıktaki çıktığınız Batı sırtı sanırım en yakın zamandaki çıkışlarınızdan biriydi. Evet. Daha sonrasındaki çıkışlarınız oldu. Peki kadın grubu olarak bir şeye karar verdiniz. Bir duvar olabilir, bir dağ olabilir. Bir erkek gelmek istedi içinize ya da birkaç erkek. Ne yapıyorsunuz? Hop dur. Ne oluyor Yok yok, mesela? öyle değil. Ki öyle şeyler çok oldu. Mesela ben Seval, Seval mesela, bak isim sayamadığım isimler oluyor. Seval Hoca'ya Seval, da buradan saygılar. Antalya'dan Erol diye bir arkadaşım var benim. Erol Antalya dağları konusunda geniş bir şeye sahip, böyle literatüre sahip bir insan. Biz hep birlikte Aladağlara gittik. Ondan sonra Seval'le yapmak istediğim bazı çıkışlar vardı. Sonra Hasan aradı bizi. İstanbul'dan çok sevdiği öğrencisiymiş bir arkadaşı. Sizinle gelebilir mi dedi. Ha, İsmet de vardı. Pardon, İsmet ve İsmet'in bir arkadaşı daha vardı. Gelebilir dedim. Yani öyle çok şey değilim, Katı rigid değilim zaten. değilsin. Hayır, değilim. Gelebilir tabii dedim. Ondan sonra geldi Latif bizimle. Yani onun için de çok farklı bir tecrübe oldu. Hayatında ilk defa geliyormuş. Yani bazı yerlere gitmiş ama böyle hani birebir faaliyete bu şekilde katılmamış. Neyse, bizimle biz şeye zaten Seval'le it oturumuna çıktık. Ondan sonra bizim bazı işte çıkmak istediğimiz yerler vardı. Sonra o bize katıldığında biz küçük demir kazığa gittik. Küçük demir kazığa geldi bizimle birlikte. Orada malzeme problemimiz oldu. Ondan sonra yani yanında malzeme emniyet kemeri falan olmayan arkadaşlarımız vardı. Yani orada yelken kayadan çıktık biz. Yani o bacada falan kesinlikle kask, emniyet kemeri insanlarda olmalı bence. Olmadan oraya girmemek lazım. Ondan sonra bir grup çıktık. Sonra iki kişi geri geldi. Kemer ve malzemeyi bıraktı. Sonra diğer iki kişi çıktı. Yani öyle çok şey değilim o konuda. Ama sonuçta o sonradan sadece bize katılmış oldu. Ve bizimle birlikte o faaliyete katıldı. Bizim için sıkıntı olmadı. Ama dediğim gibi plan bize aitti. O nedenle bizim planlarımıza dahil olmak zorunda kaldı sadece. Hani ben de şuraya çıkmak istiyordum. Beni de hani buraya çıkalım gibi bir şey bizim planımızda bir değişiklik yapamazdı. Hepsi o. Biz planımıza sadık bir şekilde devam ettik. O da bizimle birlikte gelebildi. Bütün dağlara geldi. Sonrasında işte Yıldız'a doğru gittik. Orada birkaç zirve yaptık falan. Ondan sonra döndük. Tabii ki eğer uyumlu bir insansa neden olmasın, gelebilir. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. O konuda sıkıntı yok. Ama bazı şeyleri paylaşabilmek, konuşabilmek önemli. Sağ olsun bize mesela ipleri taşımamda falan yardım etti. Bir sürü teknik malzememiz vardı. O da bunları bizimle paylaştı orada. Yani gayet hoş bir şey. Bu arada 1.60 dakikanın daha sonuna geldik. Konu konuyu açıyor. Sohbet sohbeti açıyor. Şöyle yapalım. Bir 20 dakika daha 3. program için bir yer ayıralım. Sonra hep birlikte arkadaşlara buradan birlikte el sallayarak veda edelim. Sağ olsunlar bizimle birlikteler. Arada girip çıkanlar, katılanlar.
Bayağı bir de katılımcı oldu. İlk programda 150 idi. Şimdi de kapattığımda gene bir sayı veriyor bana. Ne kadar güzel yani, insanlarla burada evlerinde bizi ağırlamaları, bir sürü televizyonda Süper. orada burada şey diziler, programlar varken bizi izlemeleri. Belki seslerine ses oluyoruz. Düşüncelerine düşünce oluyoruz. Buradan da sormak istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, 3. bölümde bir 20 dakika falan zaman ayıracağız. Biraz federasyondan, biraz kulüplerden konuşup sonrasında temenni isteklerle kapatacağız. Eğer sizin de Ayşe Hoca'ya ilgili sorularınız, beklentileriniz, önerileriniz, eleştirileriniz varsa yapıcı olmak koşuluyla altta yazabilirsiniz ya da cep telefonumu vereyim, 555 318 80 29. Buradan WhatsApp'a yazarak, sol tarafımda çünkü laptopum var, orayı da bakıyorum sık sık var mı gelen sorular diye. Genelde güzel akıyor, hoş gidiyor, az konuş hocaya yer ver diyenler de var. hocam, o zaman bu yayını da kapatayım. 5 dakika sonra siz de boğazınızı bir ıslatın. 5 dakika sonra yeniden bir araya gelirim. Evet, bir yere Görüşürüz. kaybolmayın arkadaşlar. 5 dakika içerisinde görüşeceğiz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Merhaba. Sizi biraz yoruyoruz ama Yok. güzel gidiyor sohbet. Bakın insanlar ayrılmıyor, geliyorlar. Teşekkür ederim. Demek ki Güzel şey var. bir çağrı. Demek ki insanlar buna aç. Bir dönem birçok şeyde yapılıyordu bu canlı yayınlar. İşte federasyonda Ali Şahin yapıyordu. Zaten ben ondan Evet. biraz etkilenerek yapmıştım ama baktım hep Ali Şahin kendi düşüncesine yakın insanları getiriyor. Dedim bu böyle olmamalı. Bazı kulüpler vardı, isim vermeyeyim. Baktım onlar da kendi düşüncesine yakın insanları hep getiriyor. Kimse kimseye dokunmuyor. Suya sabuna dokunmadan o güzel bir sanki şey haldeymişiz gibi. Zaten camiayı toplasak topu topu bir avuç insan, gelenler gidenler oluyor ama sürdürülebilir olanların kim olduğunu biz biliyoruz. Fakat ben de şunu yapayım dedim. Ben de ayrı kutuptaki zıt kutupları getireyim. Oradan da alayım, buradan da alayım, şuradan da alayım. Hepsini getireyim, bir araya koyalım. Buraya getirince gördüm ki medeni insanlar gibi herkes güzelce meramını anlatıyor. Ben hiçbir zaman burada yıpratıcı, yıkıcı eleştirilere izin vermiyorum. İşte germeleri, gömmeleri. Sadece saygınlık ölçüsünde insanlar meramını anlatabilir. Tabii ki güzel eleştiriler, övgüler aldık ama bir arka planda da bir sürü de şey de aldık, eleştiri de aldık. Yaptığımız hatalarda oldu, kırdığımız potlar oldu. Geri geldiğinde öz eleştirimizi verdik, özrümüzü diledik. Ama gene söylüyorum, yayınlarımızda lütfen aksaklıklar olabilir. Canlı yayın, biz bu işin duayeni değiliz. Biz buraya sadece amatör ruhla bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bütün samimiyetimizle, bütün iyi niyetimizle. Bir kusur, sıkıntı olursa da lütfen affınıza sığınıyoruz. Çünkü camianın içerisindeyiz. Biz birbirimizi biliriz. Anlayışını gidiyoruz. Ve Ayşe hocam, şimdi konuştuk, irdeledik. O, bu, hepsini söyledik. Şimdi ufak ısındık. Sonra terlemeye başladı. Şimdi soğumaya geçelim artık. Ama soğumaya Harika. geçmeden sizi biraz daha arkadaşların yakından tanımasını istiyorum. Bugüne kadar en zorlandığınız dağcılık ya da duvar tırmanışı, korkutan, hoşuna giden, biraz bunlardan da bize paylaşırsan çok seviniriz. Çok özür diliyorum. Benim şarjım bitmek üzere olduğu için bataryayı taktım. O yüzden sıkıntı oluyor. Hiç sorun değil. Şimdi valla gerçekten böyle yani Yusuf'la gittiğim çok fazla rota oldu. Olmadı desem yalan olur. Hakikaten mesela şeyde falan yani şimdi bu küçük demir kazıktan bahsettik. Küçük demir kazıkta giderken kulakları çınlasın Yusuf Biltekin'i aradım. Tabii rota hakkında şey soruyorum. Daha önce gitmiştim aslında ama yani yıllar önce gittiğimiz şey özür dilerim federasyonla değildi. Yıllar önce gitmiştim ama yani nasıl geçtiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü ben lider gitmemiştim. Ondan sonra
Şimdi Yusuf'u aradım ama Yusuf'u nasıl dinlemişim onu bilmiyorum. Ondan sonra dedi ki Yusuf, ya dedi işte şeye girersin dedi rotaya. İşte şeyi çıkarken o Yelken Kaya'nın yanında hani aşağısında kocaman bir şey piramit gibi bir tane zaten kaya duruyor. Oradaki bacada yani bacadan düştün zaten oldu ki ayağın kaydı, elin kaydı, düştün bittin zaten aslında. Ondan sonra dedi ki onu çıkmana gerek yok. İstersen dedi orada işte sol tarafta iki tane de sikke var. Oradan aşağı inersin demiş o. Ama ben onu yani nasıl dinledim bilmiyorum. Neyse bacanın şöyle bir yükselince tırstım biraz. İndim aşağıya dedim ki tamam şuradan gideyim orası kolaymış ya. Ondan sonra Yelken Kaya'nın üstünden gidiyorum. Yani hemen solda Yelken Kaya. Allah'ım gidiyorum ama gidiyorum yani şey yok hani hiç aşağı inmeyi falan zaten duymamışım bile gerçekten duymamışım. Böyle orayı tamamen free gittim. Ondan sonra yukarıda boltlanmış artık zaten iki tane istasyon boldu da var. Çünkü emniyet alacağın nokta yok, bir şey yok, hiç yapabileceğin hiçbir şey yok. Ondan sonra öyle orayı gittim yani. Sonra Yusuf'u aradım dedim ki ya sen bana dedin ki hani rahat, bacadan daha rahat. Neresi rahat? Ondan sonra nereden gittin ki rahat değil dedi. Meğer oradan aşağıya iniyor musun, dolaşıp gidiyor musun? Ki bunun gibi benim çok şeyim var ya, çok maceram var. Yani Aa, ki çok önemli bir kıstas, o bacadan iniş en önemli temel özelliklerden biridir. Ki orayı ya ben bacadan de inişte zaten sıkıntı yok da. Hani o bacanın yanından hani soldan aşağıya iniyor musun? Oradan gidiyor musun meğer? Vallahi hiç onu falan gerçekten dinlememişim ya, duymamışım yani. aynı Yoksa sorunla biz de yaklaşmıştık. Sanırım 2006 yılıydı. Aynı yere biz de geldik. Tabi rapor falan doğru düzgün yok. Geldik. Aynı şekilde ben de öyle kaldım. Arkadaşıma baktım. Bu ne lan bilmem ne. O zaman Bolt da yok. Pellonlar vardı orada iniş için. Hemen Emre Altopar'la aradım. Dedim hoca dedim böyle böyle dedim. Biz geldik burada kaldık. Bize biraz tarif et. Dedi ben oraya çıkalı 20 küsür yıl oldu. Ben bile hatırlamıyorum dedi. Sonradan rotayı tam oturtunca kafaya dedik ha böyle oluyormuş. Onları biz de yaşadık. Demek ki şey hani herkes rahat kolay diyor ya aslında gidip görünce o ufak tabii. nüansları söylememelidir ya da bizim kaçırmamız büyük Ha, dert orada olabiliyor. yaşamak çok başka bir şey zaten. Tabii. Mesela benim yine en tırstığım yerlerden bir tanesi şeydir, Sulağan Kaya'dır. Birkaç sene önce de işte Sulağan Kaya'ya yani çok böyle kafama koydum. Çok gitmek istiyorum. Kalktık, gittik. Ben, İsmet, Pelin. Ondan sonra şimdi gittik şeylere ilk rotaya giriyoruz. Zaten ha kampta aşağıdaydı bizim şeyde ya o aşağıda neydi şimdi adı aklıma gelmedi. Hemen vadinin bitiminde, bölük ormanın bitiminde hani şey yeni dağ evinin falan yapıldığı yer var ya. Onun az yukarısında kampı attık. Ondan sonra oradan çünkü her yere ulaşım kolay olur diye düşündük. Ondan sonra Sulağan Kaya da yani zaten vadinin en sonunda bir kere oraya yürü zaten bitmiyor ve şeyle yürüyorsun teknik yük teknik malzemeyle ağırlıkla yürüyorsun. Neyse geldik. Ondan sonra şimdi rotaya girdik. Tabii ki hiçbirimiz daha önce çıkmamış bilmiyor. Ondan sonra rotaya girdik. İlk aşağıda birkaç tane sikke var. Ondan sonra ve o rotada böyle şey de yok. Malzeme yerleştirici. Biz de çok fazla sikke kullanmaya çalışmadık zaten. Yanımızda çok fazla ne sikke var ne şey var. Yani sikke çeşidi var. Daha çok takoz yerleştirebilirsek takoz, frend o tür malzemeleri tercih ettik. Ondan sonra ama o rotada onların yerleşebileceği hiçbir yer yok. Sonra zaten Tunç Fındık'ın raporu var. Ondan sonra aşağısı yüzlerce metre uçurum ve şey yazıyor. Raporunda yazmış zaten. Boşluk hissi çok yüksek diyor. Da
Hani onu orada yaşamadan onu bilmiyorsun, gerçekten bilmiyorsun. Ondan sonra yine böyle hakikaten Yusuf'la gittiğim rotalardan bir tanesiydi o. Böyle şeyler Tunç'tan kalan, böyle kıştan kalan şeyler var, sikkeler var ama bizim boyumuz kısa. Yani hakikaten şey, hiçbirimiz Tunç gibi fidan boylu falan değiliz. Artı biz yazın gittik, onlar kışın gitmiş. O yüzden sikkeler o kadar yukarıda ki bizim onları kullanmamız zaten mümkün değil. Böyle yine çok böyle boşta hissettiğim rotalardan bir tanesiydi orası. Hakikaten şeydi. Yani böyle bayağı tırsa tırsa gidip indiğimiz yerlerden biriydi o da. Ya bunun gibi bir sürü var. Ya tabii umarım bunları rapor halinde sunuyorsundur. Çünkü biliyorsun biz biraz yazma Evet. Evet. özürlüyüz. Sonra kaybolup gidiyor. Genelde hep sonra yazarız diyoruz. Sonra da yazar mıyız, yazmaz mıyız bilmiyoruz. Ya önemini Doğru, yitiriyor. evet. Mesela ben 32 yıl sonra kış tırmanışını yaptım. İlk 32 yıl sonra ikinci kış tırmanışı oldu. Reşko kışı yaptım ama hala yazamadım. Bak 2013'e çıktık hala yazamadım. Yani orada burada günlük bir şeyler hemen karalıyorum çiziyorum ama o çok önemli. Mesela gönderecektim Takoz dergisine de. Diğerlerini gönderiyordum. Sağ olsunlar yayınlıyorlardı. Haber değeri bulup. Ama o hala kaldı. Bu da benim şeyim mesela kendime büyük bir eleştirim. Ama şu belki 20 günü Aynı şey pandemide. bizim için de geçerli. Yani ben de çok fazla raporlandırmıyorum. Aslında bu hele benim son yıllarda yaptığım Aladağlar faaliyetlerim, ya bence şey gerçekten hepsi birbirinden güzeldi zaten. Ve böyle farklı kızlarla birlikte kendi kampımızı, yani her şeyimizi her yere taşıyıp gittiğimiz çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her seferinde farklı rotalardan farklı yerler ama bir de en özellerinden bir tanesi Direktaş'ta. Biz birkaç sene önceki her yıl Direktaş'a gidiyoruz. Orada kamp yapıyoruz ve Direktaş'a da çıkıyoruz. Bu yıl işte Zeynep'lerle falan gittik ama ondan daha önceki bir gittiğimizde kulakları çınlasın Nedimler oradaydı. Nedimler Fuji'nin çekimleri için falan gelmişler ve Faruk Akbaşlar vardı. Onlarla karşılaştık ve drone çekimleri yaptılar. O kadar güzel bir drone çekimi var ki Direktaş'ın zirvesinde sadece biz kızlar ve onlar çekim yaptılar. Çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi o. Tahmin O çok edebiliyorum. güzel bir görüntü. Paylaştınız mı bir yerde veya da paylaşıldı Paylaştım. mı? Aa Tabii. güzel. Sosyal Ya medyada şimdi paylaştım hemen. artık yetişemiyoruz. Birisi Face'te paylaşıyor. Hadi onu düzenli takip edeyim diyorsun. Instagram'da bir şeyleri kaçırıyorsun. Ona yetişeyim derken Tabii. tweet'te yani artık yetişmek çok zor oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. İnsanlar tırmanışını yapıyor. Kimisi artık yazıyor. Kimisi benim gibi böyle canlı yayınlarla insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Tabii bunları aslında özünde insanlar biraz da kendisi için yapıyor. Böyle Tabii. bir kıstası var. Yani orada aslında biriktirmiş oluyoruz. Orada paylaşmış olmak sanki rapor gibi geliyor. Bir de öyle bırakıyorsun, sonra gerçekten raporlamıyorsun. Onun gibi bir sürü faaliyet var dediğim gibi. Çünkü her yıl ben aslında her yıl Alıdağlara gittiğimde hani 4 günde falan bir gün dinlenme vermek istiyorum. Bana kalsa ben her gün bir zirveye çıkmak istiyorum. Her gün bir rotaya girmek istiyorum. Ama tabii kızlar buna karşı çıkıyorlar. Ama yine de orada translar yapmak çok güzel. Yani bir vadiden diğer vadiye geçmek, o kadar çok zirve var ki. Yani her yıl birkaç tanesini çıkmak, orası bambaşka. Yani her yıl dünya kadar faaliyet yapılabilecek bir yer zaten. Bir de şanslısın aslında Ayşe. Neden şanslısın? Çünkü hep dönemlerimizde partner sıkıntısı olmuştur bizde. Hani bırak ekip bulmayı, partner sıkıntısı çekeriz. Ki ben keza yıllardır dağcılığın, tırmanışın bütün kollarında olmaya çalıştım. Hani çok büyük iddialarım yok ama sevdiğim için hepsinde olmaya çalışıyorum. Emin ol partner bulamıyorsun. Bir dönem vardı çekirgeler diye grubumuz. Biri gitti Amerika'ya, biri gitti Kanada'ya, öteki evlendi bıraktı, öteki başka bir şey oldu. Yeniden toplanıyorsun ama olmuyor. Bir türlü o şey getiremiyor. Sen çok şanslısın. En azından çevrende Çok artık güzel insanlar var, evet. oturmuş, artık hayat görüşü
belli bir noktaya gelmiş ve geçmişte de belki o açlıklar, beklentileriniz, istemleriniz şimdi senin adlandırdığın artık bağımsızım. Çocuğu Evet. büyüttüm moduyla Evet. gidebiliyorsun yani. O çok güzel bir şey. Evet, hakikaten çok güzel. Oğlum en Çok son şanslısın. geçen yıl pandemide mecbur kaldığı için geldi. MTA zirveyi yapmış oldu. Yani onlar için kolaylaştırmaya çalıştık rotayı. En azından Yedigöllere gidişi maden tarafından gittik. Hani oradan biraz daha yükselmiş olduğumuz için. Çok keyifle geldi. Günlerce Direktaş'ın gölünün başından kalkmadan çadırda bütün bataryalarımızı kullanarak zaman geçirdi. Ama yine de geldi, oradaydı. Bence önemli olan oydu. Aslında o bile onda bir farkındalık kesinlikle oluşturuyor diye düşünüyorum. Sonra Recep'lerin Aladağlar Camping Bungalov'da kalmayı falan da çok seviyor. Oraya gelmesi bile benim için çok önemli. O zaman çünkü ben de gidebiliyorum. Benim için kıstas o aslında. Ben burada şeyi çok hakikaten söylemek istediğim birçok şey var aslında. Ne söylerim diye düşünürken zaman su gibi akıp gidiyor ve gerçekten yetişemiyoruz, bitmek üzere. Bu pandemi sürecinde ben bir sağlık çalışanıyım, hemşireyim. Antalya'da hastanemin adını söyleyebiliyor muyum? Sıkıntı oluyor mu Yok acaba, yok, biz bilmiyorum. resmi bir kanal içeriğimiz yok. Bize Star TV A Haber diyenler de oldu ama öyle bir durumumuz da yok. Buyur, sen Hani istediğini söyle. Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Pandeminin başından beri, yani yıllık izinlerim hariç, 2 gün idari izin verdiler esneme sürecinde. Her gün mesaiye gitmek zorunda kalan insanlardan biriyim. İnanılmaz yıpratıcı bir süreç. Yani şurada arada işte dediğim gibi yıllık izni aldığımda ailemin yanına giderken bile zaten pandemiden dolayı böyle soru işaretiyle gittim annemi babamı görmeye. Çünkü gitsem mi gitmesem mi'nin kıyaslamasını yaparken orada ağır basan bir daha görebilir miyim oldu. O yüzden gittim ve o kadar zor geçiyor ki, hele de şimdi şu haliyle bizim için daha da zor geçiyor. Belki bizim ailelerimiz için daha da zor geçecek. Tabii, şey çok kötü. Hastanelerde durum nasıl falan filana girmeyeceğim ama insanların neye inanıp neye inanmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Ama etraflarındaki insanlara yapmış oldukları ya da onlarla bir toplumda yaşıyorsanız sadece kendinizi düşünemezsiniz. Etrafınızdaki insanlara verdiğiniz kar zararı da düşünmek zorundasınız. Yani sizden etkileniyorsa insanlar, sizin sınırlılıklarınız zaten burada başlıyor. Yani özgürlük, bizim özgürlüklerimiz nereye kadar? Bir başkasına verdiğimiz zarara kadar zaten. O nedenle pandemi bizim için gerçekten çok zor geçiyor. Sağlık çalışanlarının hepsi çok zor zamanlar geçiriyor. Nerede çalışırsa çalışsın. Yani şimdi ben belki yoğun bakımda çalışmıyorum ya da acil serviste çalışmıyorum ama ben de hasta görüyorum. İnsanlarla karşı karşıya geliyorum. O hastaneye her gün gitmek zorunda kalıyorum. Her gün hastaneye gidiyorum. Yani bunun o kadar çok boyutları var ki. Yani bu bir nedir sorusu. Yani kim neye inanıyor, neye inanmıyor? Hiçbiri gerçekten umurumda değil. En son paylaşılan sağlıkçı arkadaşlarımın paylaştığı bir yazı vardı. Biz bu COVID'e inanmayan gönüllüler arıyoruz falan diye belki denk gelmiştir sosyal medyada. Yani gerçekten gözlerim doluyor böyle bunları söylerken. Bunlar çok zor süreçler, çok zor bir savaş. Bizim için böyle nitelendiriliyor ya, hakikaten çok zor bir savaş. Lütfen, lütfen insanlar kurallara uysunlar. Yani bu dönemde, yani diyorum ya, bu tarif edilemez bir şey. Hastaneden ayrılamıyorsun, istifa edemiyorsun, izin alamıyorsun. Senin de ailen var. Benim de kardeşlerim var, annem var, babam var ve onlar da hastalanıyor, hastanede yatıyor. Ne onların yanına gidebiliyorsun, ne onları görebiliyorsun,
Ne çocuğuma dokunamıyorum ya, çocuğuma dokunamıyorum. Çünkü ben işten geliyorum. Eve gelir gelmez direkt duşa giriyorum. İşte her şeyi değiştiriyorsun, duşunu alıyorsun. Zaten evde kapı kapatmıyoruz biz. Oğlum şu anda sadece İngilizce kursuna gidiyordu. O da yarın son online eğitime geçecekler herhalde. Okul falan artık bıraktım zaten. Hakikaten umurumda değil. Yani okul ne yapıyor? Bir çocuk bir bilgisayarın başında kaç saat geçirebilir? Kaç saat kalabilir? O yüzden evde biz kapı bile kapatmıyoruz dokunmamak için. Yani bu temas o kadar önemli ki. Diyorum ya, kim neyi önemsiyor, neyi önemsemiyor bilmiyorum. Ama biz bu kadar hassas davranırken, insanların maskesini takmadan her yerde gezmesi, dolaşması. Yani en azından kurallara uyulabilir ya. Yani hakikaten kurallara uyulsun, ne olur uyulsun. Yoksa biz bunu yenemeyeceğiz. Ya diyorum ya, işte Covid'e inanmıyordu, virüse inanmıyordu, aşıya inanmıyordum. Yani normal şartlarda ben grip aşısı falan olmuyordum. Ama bizim pandemiyi yenmemizin başka çaresi yok. Ve bu bir dinamik süreç. Yani sürekli hareketli, değişen bir süreç. Yapılan araştırmalar bile virüsün hızını takip edemiyor, mutasyonu takip edemiyor ve her yerde araştırma da yapılamıyor. O nedenle sadece olumlu gelişmelerden etkilenerek yapmamız gerekenlere uymak zorundayız. Yani şimdi şeyleri falan eleştirmenin hiçbir faydası yok. Yani AVM'leri geç kapattılar, bilmem ne yaptılar. Tek üzücü şey kendi ülkemizde başkalarının daha fazla özgürlüğünün olması. Bence olan kurallara herkes uymak zorunda. Lütfen herkes uysun da biz bunu yenelim. Biz de ailemizi görelim, yakınlarımızı görelim ve bundan kurtulalım. Yoksa biz başka türlü kurtulamayacağız. Evet, yani buna katılmamak, sözlerinize şey vermemek, hak vermemek elde değil. Hani eskiden bazı meslekler vardı kutsal görülen, işte öğretmenlik gibi, işte itfaiyecilik gibi, ama gelinen süreçte gördük ki hani en büyük hazine nedir? Sağlık. Ruhsal, beyinsel, düşünsel Düşünelim. sağlıktır en büyük hazine ve bu süreçte de gerçekten sağlık çalışanlarının da daha da kutsal bir şey içerisinde olduğunu gördük. Neden? Hani bırakın insan hayatının söz konusunun olmasının bir tarafa, sizlerin maruz kaldığı sıkıntılar, sorunlar. Psikolojik, demin çok güzel dile getirdin. İvmeler gerçekten dayanılır gibi değil. Yani izin alamıyorsun, istifa edemiyorsun. Biz mesela kapalı bir yere giriyoruz, çıkıyoruz, geliyoruz, hemen atıyoruz duşumuzu, duşa giriyoruz, elbiseleri atıyoruz, hijyenik kuralları yapıyoruz falan. Ama bir gün, 2 gün diyelim. Ama siz devamlı bunun içerisindesin. Mesela ben metroyu bileceğim, o gün metroyu bilmiyorum. Taksiyle gidebiliyorum efendim. Ya tabii başka bir nedenden ötürü iptal edebiliyorum, ama sizin öyle bir durumunuz yok, şansınız yok. Yok, Mesela yok, maalesef gene yok. birçok şirket artık ne yapıyor? Çalışanını evlerde ne yapıyor? Uzaktan Çalıştırıyor. Home çalışıyorum. office adı Ben de altında uzaktan gidebiliyor. çalışmak istiyorum. Ama Hastaya uzaktan bakmak istiyorum ama öyle sizin bir böyle bir şansım yok. imkanınız yok. Ben bile teknoloji özürlüyüm. Anlamam etmem ne şeyinden bundan. Artık online ders veriyorum. Yani düşünebiliyor musun? Hiç bilmem. Artık Zoom'u kurduk, Google Meet'i kurduk, bilmem ne. Dağcılık eğitimi ya da ilgili branş eğitimlerini vermeye başladım online olarak. Bunu öğrendim. Hani kendimi koruyabiliyorum, hiç sıkılabilirim, ama sizin gerçekten böyle bir imkanınız yok ve hani kutsallığın ötesinde, hani öyle bir boyutla katmak istemiyorum, ama gerçekten insanı insan yapan en güzel örneklerden, akışlanacak örneklerden birini teşkil ediyorsunuz. Şimdi burada yine sözünü kesiyorum ama bugün işten gelirken geveze şey diyor. Ben diyor hala sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam ediyorum diyor. Gözlüğümü değiştirecektim. Cesaret edip hastaneye gidemiyorum diyor. Onlar her gün işe gidiyorlar. Yani her gün o hastaneye gitmek ve her gün yani bu tablolar gerçekten çok üzücü. Ama hastaneye yani zannetmeyin ki size yaklaşmıyor bu hastalık. Yaklaşıyor. Hepimize yaklaşıyor. Ha, biz de olabiliriz. Belki biz daha hafif atlatacağız. Çift doz aşımızı da olduk. Ama bitmiyor. Aşı olmakla falan bitmiyor. Lütfen, lütfen sadece bir süre kurallara uymamız gerekiyor. Hepsi bu.
O yüzden ne olur ne olur herkes uysun. Yani Ya. bir sürü detay var ama biz bunu başka türlü, dünya olarak başka türlü aşamayacağız. Bütün dünyayı etkileyen bir durum. Yani o yüzden birazcık hassas olmamız gerekiyor. Hakikaten hassas olmamız Yani gerekiyor. düşünüyorum, İtalya mesela ne kadar kötü bir durumdaydı. Herkes İtalya'nın düştüğü durumdan illallah Benim ediyordu. için kıstaslar buydu. Umarım o durumlara hiçbir zaman düşmeyiz. Yani İtalya, İspanya gibi. Hep onu diyorum, çok şanslıyız. Yatak kapasitelerimiz çok fazla hastanelerimizde. Sağlık turizmimiz çok iyi olduğu için. Ne okullarımız hastane, ne stadyumlarımız morg oldu. Umarım bu tür durumları zaten görmeden yeneriz. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor. Maskelerimizi takıp temas halinde olmamamız gerekiyor. Lütfen herkes dikkat Evet etsin. hocam, bu ülkem gerçeğini de bir defa daha hatırlatıp buradan da sizin aracınızla arkadaşlarımıza, dostlarımıza, çünkü sevenlerimizi kaybetmemek adına bunu yapmak zorundayız. Şimdi bir de saçma sapan bir virüs daha geldi. Hindistan virüsü diyorlar. Beyine vuran çıldırtıcı bir şeymiş. İstanbul'da görülmüş bazı vakalar. Bu daha da kötü yayılıyor. Mesela Wuhan virüsünü biz burada evde izliyorduk televizyonda. 15 gün sonra ülkemize geldi. Bu Hindistan virüsünü şurada 3 gün önce izledik, geldi. Bu nasıl bir hızdır ya? Bu nasıl bir hızdır ya? Bilmiyorum. Neyse, çok karamsar da bulunmak istemiyorum. Her zaman umut dolu bir insandım. Buradan da sevgili dostlarımıza bunu söyleyelim. Çünkü bunu aşmak zorunda insanlık. Aşmalı. Yoksa bizim de bir tür olarak sonumuz gelir yani. Bu, açıkça bu. Başka türlü olmaz. Yani tabii ki dönem dönem bütün dünyada hakikaten çok büyük bunun gibi kırgınlıklar, kırıklar olmuş. O nedenle sadece kurallara uymamız bizi korur, sevdiklerimizi korur. Hakikaten özen gösterelim. Ne olur özen Evet gösterelim. hocam. 20 dakika dedik ama 30 dakika geride bıraktık. Birkaç soru vardı. Onları da soralım hocam. Sonra da birlikte şey yapalım, noktalayalım. Biraz kulüpleri konuşalım. Ülke kulüplerinin hareket tarzını nasıl buluyorsun? Hangilerini eleştiriyorsun? Hangileri olması yönünde bir görüşün var? Yani uzun zamandır da bir kulüpler çalışmaların içindesin. Aynı zamanda da bir antrenörsün. Bunları da bir dile getirebilirsen. Şimdi kulüpler olmadan gerçekten birçok şeyi yapmak mümkün değil. O yüzden kulüpler olmak zorunda ve kulüpler içerisinde yer almamız lazım ki kulüpler var olsun. Kulüpler olarak birçok şey yapmak daha kolay. Yani bireysel olarak yapamadıklarınızı kulüplerle yapmak gerçekten kolay. O nedenle yani çünkü kulüp olarak bir varlıksınız, resmi bir varlıksınız. O yüzden yapacağınız, söyleyeceğiniz birçok şey dikkate alınıyor. Bireysel olarak bunların birçoğunu yapamıyorsunuz. O nedenle kulüpler var olmalı. Artı bireysel bazı faaliyetleri ya da grup faaliyetlerini kulüpler destekleyebiliyor. Yani bunun birçok organizasyonunu yapabiliyor ve çok güzel insanları bir araya da getirebiliyor. O yüzden mutlaka kulüpleri desteklememiz lazım ve kulüpler çatısı tabii ki federasyonun da bunları yani nasıl söyleyeyim? Yani federasyonun hakikaten bu konuda daha etkin olabilir. Yani federasyonun yükünü kulüpler aracılığıyla da azaltabilir. Ve böyle belli yerlerde yoğunlaşmaktansa bunların tabii ki yayılıp dağılmasında fayda var. Ama yani olumsuzluklar maalesef olabiliyor, oluyor. Da yine de kulüpler içerisinde isimlerin yer alması lazım. Mümkün olduğunca, yapabildiklerince kulüplerin içinde yer alınması gerekiyor. Çok güzel değindin. Ben de senin gibi düşünüyorum. Federasyonu nasıl buluyorsun peki bu bağlamda? Şimdiki yönetimiyle eskiki yönetimleri kıyasladığında ya da istediğin kafandaki bir federasyon nasıl olması gerekiyor? Sonuçta Ya antrenörsün, biz eğitimlere istiyoruz geliyorsun, ki gidiyorsun.
Ay şimdi tabii ki biz federasyonun içinde yer almadıktan sonra çok fazla bir şey bilmiyorsun ya da yapamıyorsun demeyeceğim ama çok fazla bilmiyorsun içinde yer almazsan. Aynen Şimdi öyle. biz Kuru istiyoruz ki söylem olsun. yürümeden koşalım ama federasyon maalesef yani ülkemizde bürokrasi çok ağır. O yüzden tabii ki federasyonda bu bürokrasiye falan takılıyor. Her şeyi istediğimiz gibi yapabiliyor mu? Ya da her yerde yer alıyor mu? Şu pandemi sürecinde bazı şeyler belki ağır ilerliyor. O yüzden şimdi tabii onlar burada yer almadığı için böyle tek taraflı bir söylem olacak. Çok uzun süredir ben federasyondan kopuktum. Daha yeni yeni federasyonda bazı yani şu ağrıdan dolayı ve antrenör seminerlerinde biraz bir araya geldik. İnsanları tanımadığınız zaman neler yaptığını bilmiyorsunuz. Evet çaba gösteriyorlar birçok konuda. Mesela bu pandemi sürecinde hemen Ersan Başkan çok olumlu zaten. Eğer böyle yenilikçi ya da faydalı bir şey varsa o hemen onu uygulamaya koymaya çalışıyor. Mesela ben sadece bir toplantıda pandemiye göre uyarlayalım dedik şeyi. Tırmanışı ya da işte dağcılığı neler olabileceğini hemen o şeyler mevzuatlar falan hazırlandı. Pandemiye yönelik her federasyon kendi şeyini hazırlıyor dedik diye. Onların hepsini hemen ertesi gün bağlantı kurdu. Sağ olsun Feridun Çelikmen ben ve Trabzon'dan bir beyefendi hep birlikte hemen onlar hazırlandı ve yayınlandı. O konuda çok yenilikçi. Ben eminim ki çabalıyor birçok konuda. Sadece bu dağların izin olaylarını net olarak bilmediğim için çok yorum yapmak istemiyorum. Yani tabii ki ben dağlara izin alarak değil, sadece bilgi vererek gitmek isteyenlerdenim. Ha, bilgi vermeden gitmemek gerekiyor. Kesinlikle bilgi verilmeli ama izin alma konusunda dağ zaten sana izin vermedikten sonra istediğin izni al. Hiçbir anlamı yok. O Evet, nedenle evet. havayı yakalarsan gidersin. Ya şimdi orada yapılan şeyleri bilmeden konuşmak biraz doğru olmaz. Ya demin Ama güzel bir şey söyledin ya, federasyonun içerisinde olman gerekiyor. Elini hatta taşın altına tabii. koyman gerekiyor. Bizler hep Batı şeyiyle büyüdük, düşüncesiyle, yani Batı'daki dağcılar olarak, ama federasyonun ben içerisine girince anladım. Ya çalışacaksın, emek vereceksin, götüreceksin. Geçmiş dönemleri burada kötüleyip ya da yeni dönemi kötülemek kimseye bir şey kazandırmıyor. Tabii. Ki Alaaddin Hoca'nın dönemi, önceki dönemler, hepsinin muhakkak kattıkları büyük değerler, anlamlar var. Tabii ki kaybettirdikleri de var. Fakat ülke gerçeği bu, insanımız da bu. Hani toplumlar layık olduğu şekilde yönetilir. Evet, bizde de bu var. Fakat şeyi güzel gündeme getirdim. Bunu ben şimdi daha fark ettim. Şu anki mevcut yönetim, yani Ersan Başkan'ın yönetiminde şu güzellik var. Yenilikleri açıklar. Hemen Çok açık. kendini Evet. yenileyebiliyorlar. Anında. Eleştirileri de iyi dinliyorlar. Eleştirilerden sonra hemen geliştiriyorlar kendilerini. Yeni talimatlar, mevzuatlar, Evet. yanlış giden bir şeyler varsa düzeltmeler, eklemeler, yeni yeni eğitimler, yeni seminerler. Bak, bu çok güzel bir şey dedin. Evet, bunu yapabilmek, hemen eleştiriye, yapıcı eleştiriye hemen dönebilmek güzel bir şey. Bak, bunu yeni ben de fark ettim sayende. Evet, bu Ersan Başkan yönetiminin de gerçekten takdir edilecek bir şeyi. Demek ki olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler olduğu zaman insanlar şey yapabiliyor, çalışmalarına hız verebiliyor, şevk olabiliyor. Yani Zaten beni... olumlu ya da olumsuz eğer orada alacakları bir şey varsa diyorum ya hemen onu düzeltiyorlar ya da işte onu uygulamaya çalışıyorlar. Yani doğru kelimeyi bulamadım bir an. Yapılması gereken bir şey varsa gerçekten yapmaya çalışıyorlar. Bilmeden bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Mesela Yani işte o Ağrı'daki Ersan Başkan'ın yaklaşımı falan oradakilere o kadar güzeldi ki diyor ki şimdi orada ben size diyor eğitim vereyim yerli halka eğer rehberlik yapmak istiyorsanız sizi diyor daha kısa sürede benim mihmandarlarım seviyesine getireyim. Ondan sonra siz burada rehberlik yapın diyor. Ben size yapmayın demiyorum.
Onlar işte ya sınavı geçemezsek gibi bir kaygılarınız varsa diyor, ben size diyor öğrenene kadar vereceğim bu eğitimi. Ücretsiz vereceğim diyor öğrenene kadar. Yani bu inanılmaz böyle güzel bir şey yaklaşım aslında. Hele de o Ya yerli halk için. şimdi ben de federasyon antrenörüyüm, içerisindeyim. Eleştirdiğim çok da nokta oluyor. Çünkü içerisinde bir olarak ben Benim de federasyonu var, eleştiririm. onları söylemiyorum Ha, bak. yerden yere de vuruyorum yeri geldiğinde. Ama dışarıdan biri yaptığı zaman bir saniye dur bakayım. Yani sen öncelikle ne yaptın, ne katabildin, art niyetli misin, değil misin? Onu irdeliyorum. Yoksa bugün işte o logonun değiştirilmesi, efendim fırsatlı olan anlaşmazlık ya da cirolar yeteri kadar şey olmaması, işte spor tırmanışın antrenörünün çok böyle yaygın olması ya da yürüyüş ideal adı altında yaygın olması, bunlar benim eleştirdiğim şeyler. Ha, toparlanamaz mı? Toparlanır. Düzeltilemez mi? Düzeltilir. Çünkü bazı şeyler kağıt üzerinde çok güzel gözüküyor. Uygulamaya döküldüğü zaman sıkıntı var diyorsun. Bunu da birkaç defa dile getiriyorsunuz. Bir bakıyorum bir zaman sonra bunlar düzeltilebiliyor. Bu hoşuma gitti. Mesela sınav yapıcılığı denilen bir şey var. Şimdi onun da mesela düzeltileceğine, uygun bir hale getirileceğine inanıyorum. Şeyi belirtecektim. Şimdi benden çok önce federasyon içerisinde yer almışsın Ayşe. Şimdi ben de 3. kademeye gireceğim. Bu dönemde sen de gireceksin. Senin şu an 4. 5. olman gerekiyordu. Neydi, sen çok Niye para verdin? olamadım bilmiyorum. Nedir bu yani kıstas? Bilmiyorum, ben hiçbir şey olamadım zaten. Niye olamadım bilmiyorum ya. Yani hakikaten bir yerde bir kopukluk var. Bir Benimle birlikte basiretsizlik mi olan olmuş, bir hepsi şey mi olmuş? de Ben de şaşırdım. Aynı keza benim yani ben dağcıydım zaten, hani federasyon gitmeden önce dağcıydım, bayağı kendi şeyim, artık üstüme kendime göre ispatlamış bir tarafım vardı ama benim federasyonla git tanımam gerekiyordu. Gittim tanıdım. O dönemlerde eğitim aldığım hocalarla şimdi birlikte çocuk kademeye gidiyoruz. Ya yani ne kadar enteresan bir şey. Yani öyle. tabii ki kimisi ara Yani vermiş, şey, hiç mesela uğraşmamış. Yıldırım Seçmen benim hocamdır. O da daha yeni şeye gidiyor Dördüncü diğerlerine. kademeye değil mi? Evet. Ya demek ki Yani nereden nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Demek ki biz yokken onlar devam etmişler, bilmiyorum, ya da bir şeyler bir de yapmışlar. düşünsene bak şimdi ne kadar zorlaştı antrenörlük. Efendim devlet direkt el attı. Artık Evet. federasyon şeyinden de çıktı. Temel eğitimleri vereceksin. Ondan sonra diyelim, bence iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Ben kitap olmadan kendi bilgime, becerime güvenerek gidiyordum. Bir şekilde teorikte, efendim pratikte geçiyordum. Ama şimdi 5-6 tane kitap geliyor. Önüne konuyor. Ve Beş tane var. Beş kitap geliyor. evet, ben ilk başta şey yaptım. Hani buradan sakıncası yok sanırım. Oturdum birinci sınavda. Eşe dostuna haber verdim. Arkadaşlar şu ne, bu ne falan. Olmadı. Herkes böyle bir haber. Ben kaldım ortada. Ne oldu? Hepsinden çaktım. Ve ne yaptım biliyor musun? Bir hırs yaptım. O kitapları tek tek okudum. Tek tek. Notlar aldım. Altlarını çizdim. Biraz ağır geliyor. Eğer aşina değilsen ağır Tabii geliyor tabii. Çünkü sonrasında bir baktım, kendim başardım. Ondan işte 65, ondan 75, ondan 85 misal. Dedim demek ki insanlar gerçekten o şeyi yapınca oluyor. Yani hak eden geçsin. Gerçekten hak eden geçsin. Orada çok hakikaten şeyde kitaplar ağır. Yani çok ağır değil çünkü okuyabilirsin ve çok güzel şeyler öğrenebiliyorsun. Ya işte bu. Hakikaten öğreniyorsun. Aşina olduğum şeyler var tabii benim. Hem sağlıkçı olmam hem benim aynı zamanda yüksek lisansım mesela şeyden Besyo'dan. O nedenle tabii ki biraz daha aşinayım ama yine de hiç farklı bir sektörden olan bir insan için falan oldukça ağır şeyler. Ya Yani ben kitapları bir gösterdim. anatomi falan, o hareketler, onları falan bilmek gerekiyor tabii. Kitapları ben birkaç Besyo'dan yeni mezun olanlara ya da Besyo'nun içerisinde görev alan hocalara gösterdim. Bunlar dediler, doktora şeyleri çok ağır, bunlar bilmem ne. Hayır. Giriyorsun, öğreniyorsun. Zaten biraz genel kültüründe varsa altyapın, hemen kapıyorsun. Ve gerçekten antrenörlerin kendini güncelleştirmesi, geliştirmesi anlamında bunu yapması bence yerinde oldu, hoş da oldu.
Böylelikle de hak eden alsın. Edemiyorsan ama şöyle üzülüyorum ben, size üzülüyorum. Yıllarınızı verdiniz ve her şey o zamanlar kolaydı. Ya daha basitti ya da öyle söyleyeyim. Şimdi bayağı zorlaştı. Yani mesela şeyde de spor tırmanış antrenörlüğüne gittik. Ondan sonra daha sonra antrenörlere özel kurs mu açıldı? Öyle bir şey oldu. Ben spor tırmanışın eğitimlerini ve antrenörlük eğitimini falan hepsini tek tek gittim, aldım. Ondan sonra ben gittiğimde bildiğin iki grup oluştu. Şeydi gruplar, bir yarışmacılar, milli sporcular, bir de Antalyalılar diye iki grup vardı. Yani ve tabii onlar genç falan, yani yarı yaşımızdan bile küçük diyeceğim belki de. Ve onlarla yarışarak biz o antrenörlüğü ve eğitimleri aldık. Yani hakikaten bileğimizin hakkıyla aldık bunların hepsini. Onlar iyiydi. Bence yani herkes alabilir. İsteyen yapabilir, çalışabilir. Yani bunlar olabilecek şeyler. Evet, şimdi Ayşe Hoca, dedin ki ben artık yıllarımı verdim, sağlık alanındayım, dağcılık alanındayım, tırmanış alanındayım, antrenörlük var, bir kadındım, çocuk olarak büyüttüğüm bir anne vasfım vardı, ama diyorsun ki benim daha hedeflerim var, bitmedi, yeni başladı diyorsun. Nedir? Birkaç hedef söyle bana mesela. Kafanda birkaç hedef söyle. Mesela 7.000'liklerden bahsettin. Yani kafamda arkadaşlarımla birlikte, dediğim gibi hakikaten çok o konuda çok şanslıyım. Çok güzel arkadaşlarım var. Onlarla birlikte yapabileceğim hemen her şeyi yapmak istiyorum. İşte her yıl Aladağlara gidip Aladağlarda tırmanmak istiyorum. Daha tamamlayamadığım yani döndüğüm rotalar falan var. Onları tamamlamak istiyorum. İşte Dolomitler tarafına yine gitmek istiyorum. Yani bunun gibi, dediğim gibi birçok gitmek istediğim o kadar çok şey, o kadar çok yer var ki. Yani bir sürü yer var. Dağlara hep gitmek istiyorum. Umarım sağlığım el verir ve enerjim yerinde olur. Bu yaştan sonra devam ederim. Hiç yaşa takılma. Çünkü ben İsviçre'de 80 yaş üzeri insanların doğada olduğunu gördüm. Dedeyle torun gidiyor, duvar tırmanışı yapıyor, buzul çıkıyor. Yani bir de biliyorsun yaşam ömrü uzadı eğer pandemi izin verirse. Daha çok etkinlikler, faaliyetler yaparız. Benim için bu ağrı zirve yapamamış olsam da birçok açıdan çok iyi oldu. Yani federasyonla gittiğimizde tabii federasyona takılı kalıyorsun, ama federasyonla birlikte dönerken Deniz kalsaydı mesela, Deniz Yulcu oradaydı. Kalsaydı kalacaktım. Ben zaten kim kalsa kalacaktım, o moddaydı. Yani sadece benim tek istediğim dağda tek başıma olmamaktı. Tabii. Sizin geldiğinizde de dönme sebebim oydu. Yani ben bilseydim ki benim bulunduğum son kampa siz gelebileceksiniz, hakikaten kalacaktım. Yani kalmayı düşünürdüm. Çünkü Senden sonra belki siz birkaç gün gelemeyeceksiniz. Ben 3800'de tek başıma, yani 4 gün 5 gün kalabilecek durumda değildim. Tabii ki o kadar fazla ne yiyecek taşıdım. Her şey sırtımda, teknik malzeme bilmem ne, her şeyi tek başıma taşıdım, gidebiliyorsun çadırda dahil. evet. En fena oldu, ıslak çadırla gittim ben oraya kadar. Yani bilsem ki birileri benim yanıma kadar gelebilecek, hani birkaç gün içerisinde falan, yine kalacaktım, ama kısmet değilmiş ya. Yani senle Yani karşılaştığımız zaman ve bir gün öncesi hava çok güzeldi. 10 numaraydı. Eğer hava böyle olsaydı emin ol biz zirveye giderdik. Sen de bizimle gelip çok rahatlıkla tamamlardın. Ama hava aşağıda güzeldi yalnız. ay, İşte yukarısı. senden sonra bir kar yağdı, bir kar yağdı. Bütün o izleriniz kapandı. Yalnız Çadırların üstü ilk kapandı. kampa kadar zaten izler vardı. Oraya kadar sorun yoktu. Çünkü katırla gelmişti Bulgarlar. O nedenle bir de biz önce onun aşağısına kadar biz zaten iz açtık. Arkamızdan katırlar geldi. Bulgar ekip çünkü her şeyi satın almıştı. Ondan sonra onlar bizden 100 metre ileriye kamp attılar. Onlar Hedik'le yukarıya gittiler. Biz giderken şimdi grup beni, ben de onları ayrı ayrı
ekip, yani aynı beraberdik ama ayrı ayrı hareket ettiğimiz için birbirimizden bahsetmeyecektik. Bizim ekiptekilerden birisi burasına kadar battı. Yani göğsüne kadar kara gömüldü. O kadar kar vardı ve tabii ki o kadar gömülmek insanı yoruyor. Şimdi Tabii, ben gidiyorum, tabii. ben batmıyorum. Ben çok nadir battım orada. Bir ya da iki kere. Yani iki kere belki gerçekten doğru düz batmadım. Ama insanlar ağır iri falan olunca benim öyle normal geçtiğim yerde batıyorlar. Yani ve çok ciddi yoruyor kamp yüküyle o karda, kışta orada olmak. Çok güzeldi ama. Yani gerçekten Kesinlikle, orada olmak kesinlikle. bile çok güzeldi. Sadece yukarıdan biz dönerken Bulgarlar kendilerini indirdiler. Tabii onların arkada kalanlar kampları topladık, çadırları falan, eşyalarını topladılar. Ben kendi kampımı topladım bu arada. Ondan sonra şimdi aşağı inecekler ama iki kişi, altı kişilik malzemeleri var. İndirmeleri mümkün değil. 3800'de yemek falan yaptıkları için normal piknik tüpü falan var. İşte güğümler falan, yani hakikaten çok fazla malzemeleri vardı. Onlara yemek verdiler orada. Ondan sonra tabii siz onların hiçbirini göremediniz. Görmedik, yok. Tabii Hani neyse, ben onlara ya o bambaşka bir şeydi benim için ya. Neyse, onlara dediğim gibi beraber yardım ettim. En son 3 kişi kaldık biz işte. Çünkü aşağıdan çocukların gelmesi de mümkün değildi. Saatlerce gelemezlerdi ve diğerleri gelemezlerdi, kapının evet. içinde kalıyorlardı. Neyse, öyle yardımlaşarak indik biz onlarla. Hatta aynı dönemlerde bir arkadaş daha varmış, tanımıyorum. Solo tırmanış yapan bir arkadaş 8 gün mü 10 gün mü ne beklemiş. Evet, Göktürk bizimle beraber federasyon kampındaydı. Bizden daha sonra tekrar gitmiş o. Tek başına gitmiş kalmış. Evet, bu sene kış olarak ağır izin vermedi. Biz bir dönüşte izler de kapanmış. GPS'leri falan açtık. Şeyde falan iz bulmaya, iz açmaya çalışarak dönüşte bayağı bizim bir sıkıntı oldu. Ama değer miydi? Değerdi. Ben seviyorum o kış Bence de değerli. dağcılığında kar Evet. eritme, kendi yükünü taşımak. Çok hoştu. Sevgili Ayşe, 3. bölümün de sonuna geliyoruz. 3 saat oldu. 9'da başladık, saat 12. Artık arkadaşlarımızda fazla şey bekletmeyelim. Sabırlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Son söylemlerini camiaya istendiğinde bildirirsen sonra da birlikte el sallayarak kapatalım. Buyur, mikrofon sende. Teşekkür ederim beni bu gece konuk ettiğiniz için. Yani benim üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Şimdi buradan umarım kimseyi kıracak bir söylemim olmamıştır. Camiaya katkısı olan herkese ve devam etmesi anlamında bizden sonra gelenlere destek vermeye özen gösterelim diyorum. Hep birlikte olalım, dağlarda olalım. Yani dağlar bizim için her zaman açık olsun istiyorum. Biz de sana çok çok öncelikle kulüp ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığın, bizi kırmadığın için. Ki biz kadınların bu alanda olmasını, sözlerini dile getirmesini, çektikleri sıkıntıları paylaşımın aktarması bizim çok çok daha değerli. Her katılımcı gibi senden de sunum sonunda birkaç gün sonra birkaç isim istiyorum. Tabii kadın ağırlıklı olursa daha iyi. Çünkü kamçılacaktır. Yani kadının olduğu her yerde güzellik de olur, gelişim de olur, ilerleme de olur. Ben artık buna inananlardanım. Dağcılarımızın da bu işe eril olarak bakmayıp birlikte o adalet ve eşitlik ilkesini benimseyerek sporumuza da aktarabilirlerse işte o zaman bizde bir gelişim devrim niteliğinde olur diye inanıyorum. Evet, konuştuk, kelamlarımızı dile getirdik. Kimseyi kırmamaya çalıştık. Olduysa affola, art niyet yok ki. Sevgili Ayşe dedi, ben dedi, konumda da çok samimisin. Bunu birebir gördüm. Normalde soğuk bir şeyin var senin, yüzün var. Vallahi insanı korkutan, yaklaşamayan ama şeker gibi bir insansın. Çok şeker gibi değilim ama. yok, yani ben buradan o samimiyetini gördüm.
Tabii ki yanlışı yamuk yapılan insanlara karşı tabii ki durmak gerekiyor ama sen güzel bir şey söyledin ilk başta. Ben dedin rotamı çiziyorum. İlerlediğim doğrumla hedefime doğru yol alıyorum dedim. Budur aslında bütün mesele. O zaman birlikte el sallayalım. Evet arkadaşlar, Teşekkür görüşmek üzere bir sonraki ederim. programda. İyi Sağ olun, var akşamlar. olun. İyi akşamlar.